Doğu cephesinde zafer üstüne zafer kazanan paşa ne oldu da unutturuldu? Mustafa Kemal'e niçin muhalefet etti? İnönü'nün milli mücadeleye inanmadığını nasıl ifşa etti? Harf inkılabına neden karşı çıktı? Başkanı olduğu parti hangi sebeple kapatıldı? Mustafa Kemal'in ölümünden sonra nasıl meclis başkanı oldu? Birazdan Derin Tarih'te. Sevgili dostlar, merhabalar, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Derin Tarih'e, Derin Tarih'te önemli bir konu, değerli bir insan, önemli bir konu. Kazım Karabekir Paşa'yı konuşacağız. Hemen misafirimizi takdim edeyim zaten. O size yabancı değil, siz ona yabancı değilsiniz. Süleyman Yeşilyurt. Sağ olun Yavuz Hocam. Süleyman Yeşilyurt'un bu konuda kitapları var. Değerli kitaplarından biri Atatürk Karabekir Kavgası. Dün de bugün de çok merak edilen bir konu, iki yoldaş, milli mücadelenin iki kahramanı sonradan yollarını nasıl ayırdılar, niçin ayırdılar, buna sebep neydi? Zaten fragmanda da seyrediyorsunuz. Bu kitap okunası bir kitaptır, bir başucu kitabıdır. Ayrıca diğer kitaplarını da süreç içinde göstereceğim. Ama ihtilalcı ve muhtıracı paşaları Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Süleyman Yeşilyurt imzalı yaklaştırır mısınız sayın yönetmenim? Evet. Bu kitabı da çok değerli bir çalışma. Yakın tarihe ışık tutuyor dediğim gibi. O ışığa ihtiyacımız var. Vesayetin kalkması için bugün de çok muhtacız. Masonluk üzerine uzman denebileceğimiz seviyede çalışmalar var. Ve bugün Süleyman Bey'i yakalamışken İzmir'den kırmızı mumla arayıp getirdik. İzmir'den değil mi? Ankara'dan getirdik. Bana Tuğba İzmir'den demişti. Ben de orada ne işi var diye düşünmüştüm gerçi de. Çünkü geçen sefer Ankara'dan getirmiştik. Şimdi niye İzmir dedim. İşte doğrulatmadan söz söylediğiniz zaman çuvallarsınız. Estağfurullah. Örnektir. Ama zararsız bir çuvallamadır. Ve Derin Tarih dergimizin bu ayki sayısını gösteriyorum. Bu ay değil, bu ilk sayımız. Ne? 2012 Yok Nisan'ında mu? Çıkan ilk sayımız bu. Ama bir çuvallama daha başka istiyor. İsterseniz ben... Evet, öyleymiş. Evet. Hayırla başlamışsınız demek. Yani Karabekir Paşa ile başladık, onu dedim hani göstermek. 2013'te onun programını Mustafa Armağan kardeşimle yapmıştık. Evet, bugünlerde bir tane daha mı Karabekir var? Yok, bu ay Abdülhamit Han'ı işleyeceğiz. Yaptığınız filmi de zaten yani derin tarih yolculuğuna bunu bulursanız bu sayıyı alın. Kazım Karabekir hakkında doğru bilgilendirmek için. İsterseniz bu akşam bir 5 okuyucumuza bu ilk sayıyı hediye edelim. İlk sayıyı hediye edelim. 5 soru soracak okuyucumuza, sorularınızı bekliyoruz. Evet. Efendim, Kazım Karabekir Paşa İstanbul doğumlu bir paşanın oğlu. İlginç olan Mustafa Kemal Paşa'dan önce Karadeniz'e, oradan da doğuya Erzurum'a gitmesi. Biliyorsunuz Erzurum ve havalisini Ermenilerden kurtaran o son dönemlerde, çok sıkıntılı dönemlerde ki İstiklal Harbimizin Esasları isimli kitabında anlattığı Türkiye portresi hakikaten ürkütücüdür. Silahlar toplanıyor falan, evvela Trabzon'a çıktığı zaman bir kere silahlarımızı vermeyeceğiz. Orada Topal Osman Ağa falanlarla görüşerek orada bir liderlik yapıyor. Ve daha da ilginci sevgili dostlar, zaten bu sayı da öyle başlıyor. 19 Nisan 1919'da Trabzon'a çıktım. Bu kitabının giriş cümlesi. Zaten kitabının o dönemde kaçak göçük 1951'de yayınlanabildiği kadarı sansürlenerek piyasaya sürülmüştü bu küçücük kitap. Ki kitabı zannediyorum 500 sayfa falandır. Bu tamamen sansürlenmiş 200 sayfa civarında bir kitap. Şöyle başlıyor: Erzurum Kongresi'ne doğru diyor. Evet. Sonradan bir Erzurum Kongresi daha var biliyorsunuz. 19 Nisan 334'te Trabzon'a çıktım
diye başlıyor. Ve işin ilginç yanı nasıl vize aldığını, gönderdiği, yaverini gönderdiğini işgal kuvvetleri komutanlığına ve yaverinin duvarda bir harita gördüğünü, Erzurum kertesinden Türkiye'nin hududunun çizildiğini, bir tarafın Pontus, bir tarafın Ermenistan olarak ilan edildiğini anlatarak başlıyor. Onları nasıl toparladığını vesaire söylüyor. Uzun süre yasaklanmış bir kitaptı. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey siz zaten buradasınız. Hoş biz buldum. Size hoş geldik. Evet biz evet, Mustafa Bey'e. Siz hoş geldiniz. Süleyman Bey ben de hoş geldiniz diyorum. Ne var ne yok? Valla yoğun bir dönem yine dergi çıkarttık. Dergiyi baskıya yolladık. Şöyle bugün bir rahatladım diyebilirim. Biz Sultan Abdülhamit sayısı daha geliyor. Şubat ayında vefatının 99. yıl dönümü. Biz bu değerlerimizi elimizden geldiği kadar yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Bu hassasiyeti, bu bilgileri. İşte bugün Karabekir'i konuşacağız. İşte Abdülhamit Han, efendim İskilip Ratıf Hoca, efendim işte Selahaddin Adil Paşa. Yani tarihte, hakikat nihan olmasın diye. Evet. Mağdur edilmiş, gadre uğramış bütün kahramanlarımızın, değerlerimizin biz yanındayız. Derin tarih olarak kim zulme uğramışsa, kim mağdur edilmişse onların yanındayız. Onların sesi olmaya, onların nefesi olmaya çalışıyoruz. Derin tarihin misyonu bu diyorsunuz. Bizim misyonumuz bu. Bunu da gücümüz yettiği kadar, ömrümüz el verdiği kadar okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu hafta biraz bununla dolu geçti. Şöyle bir ekleme yapayım. Allah kolaylık versin. Bu masanın işlevi de bu. Aslına bakarsanız yani tartıştığımız konular övgüyle sövgüden tarihi kimlikleri kurtarma çabası ile seçilmiş konulardır. Gadre uğramış, ders kitaplarında tek satır olarak dahi bazıları yer alamamış değerli şahsiyetleri bu masada maalesef konuşuyoruz. Daha düne kadar Kazım Karabekir'den söz etmek, işte en azından irticacı damgasını yemeyi gerektiriyordu. Evet. Şimdi konuşa konuşa bir noktaya geldik. Süleyman Yeşilyurt Bey tekrar hoş geldiniz. Efendim ben soru sormak yerine sohbet edelim istiyorum ama belki çocukluğunu filan bir tarafa bırakacak olursak, çünkü belli bir zaman sınırlaması var. Şöyle başlayabilirim. Trabzon'a çıktı 1919'da. Evet. Aşağı yukarı ondan bir ay sonra da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Hayır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Tabii. Karabekir Trabzon'a. Oradan da 15 gün kadar filan, bir ay kadar kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir teşkilatlanma yaptı ve orada anlattığı şey ilginçtir. Orada İşte Kuvayi Milliye filan türü şeyler örgütlenmiş. Ne yapacaksınız diye sordum ekabire. İşte Avrupa'ya heyet göndereceğiz. Onlar işte biz düşman değiliz'i filan anlatacaklar. Bir anlamda Avrupa'dan merhamet isteyeceğiz. Dedi bunların merhameti filan olmaz. Bizi silip süpürürler. Bizim ilk yapacağımız şey silahlarımızı teslim etmemek. Ve o tarzda bir örgütlenmeye gitti. Ondan sonra Erzurum'a geçti. En çok merak edilen şeyden başlamak istiyorum. Daha doğrusu nereden isterseniz başlayabilirsiniz ama şimdi en çok gelen sorulara da baktım, bana açılan yazılan mesajlara da baktım. Bu paşaların arası neden açılıyor? Şimdi ilk kez başlayacak olursam, hiç tartışmasız ben lafı eğip büken bir insan değilim. Sevgili Mustafa Armağan kardeşim de bilir. Milli mücadeleyi başlatan ilk komutan Kazım Karabekir Paşa'dır. Bunu ben yıllar içerisinde Karabekir ailesiyle de görüştüm. Beni mutlaka buradan duyuyorlardır. Bu sabah da kendileriyle görüştüm, Timsal Karabekir hanımefendiyle. Hayat Karabekir hanımefendiyle rahatsızlığından dolayı görüşememiş olabilirim ama mutlaka izlediklerine de inanıyorum. Evet, bunu her programda geçmiş yıllarda da söyledim. Burada Atatürk karşıtlığı diye bir durum yok. Asla olamaz ama hakkını vermek lazım. Mustafa Kemal'le İstanbul Şişi'deki evinde görüştükten sonra İstiklal mücadelesi batıdan değil doğudan başlar. Çünkü biz orada Ermenileri yok edemezsek, Rus destekli Ermenileri, batıyı hiçbir zaman kazanamayız.
Bu nedenle Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'den takriben 33 gün önce Anadolu'ya geçer. Anadolu'ya geçtikten sonra sizin söylediğiniz gibi Erzurum, Trabzon, sonra Erzurum cephesi. Orada artık kolordu kumandanıdır. Karabekir Paşa merhametli, şefkatli bir kumandan olduğu kadar çok da disiplinlidir. Orada yetiştirdiği Kafkas birlikleri zaten bu ülkenin kaderini değiştirmiştir. Bir İngiliz komutan Rawlinson sürekli Karabekir Paşa'nın kol ordusundaki silahları almak ve bunları İtilaf devletlerine vermek ister. Fakat Karabekir Paşa o kadar zeki, o kadar üstün bir komutan ki bunları teslim eder. Fakat bu arada o zaman şimendifer deniyor. Şimendiferleri, trenleri bozdurtur. Askerlerine köylü kıyafetleri giydirerek Rawlinson'a verdiği silahları tekrar alarak köylere, kasabalara götürerek stok eder. Çünkü neden bunu söylüyorum? Çünkü Ruslardan ganimet alınan bu silahlar ileride bizim İstiklal Harbimizin kazancı olacaktır. Karabekir Paşa aynı zamanda ordudan tart edilmiş Mustafa Kemal'e kalbini açar. Temmuz 1919'daki Erzurum Kongresi'nde oradaki yerel halk Mustafa Kemal'i istemez. Sen bizim büyüğümüzsünüz, babamızsın. Bu istemezlik tanımadıkları. Tabii Karabekir dolayı. Artık hakikaten oraya kendisini vermiş. Kolordu kumandanı. Karabekir çok iyi tanınıyor. O hele bölgede yalnız değil. Türkiye'de, Türk dünyasında da tanınıyor. Evet. Fakat Mustafa Kemal o dönemde İsmet Paşa ile hiç tanınmıyor. İsmet Paşa hiç tanınmıyor. Evet. Zaten bir alay. Bakınız evet. Onu hemen kısaca söyleyeyim. Bizim tarihimizde ilk defa bir albay, bir miralay Genelkurmay Başkanı olmuştur. Buradan bunu açalım. Şimdi hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde bir albay Genelkurmay Başkanı olmaz. Fakat Mareşal Fevzi Çakmak üç cephede savaş kazandığı halde bu ülkenin ikinci Genelkurmay Başkanı'dır. Hmm. Birinci Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü'dür. Miralay rütbesiyle, albay rütbesiyle. Bunu tarih irdeleyen yeni nesiller öğrensin ve lütfen altını çizsin. Haksız bir şekilde bu ülkede bir miralay, bir albay kişiliği, askeri dehası ne olursa olsun Genelkurmay Başkanı olamaz. Yani hiyerarşik düzen açısından. Hiyerarşik düzen açısından. Peki niye oldu sorusu cevap. Şimdi neden oldu sorusu? Şimdi Mustafa Kemal'in hepsi dönem arkadaşları. Ali Fuat Cebesoy yatak arkadaşı, oda arkadaşı. Karabekir bir defa askeri dehası çok yüksek. Karabekir iki dönem sonra onlardan ama askeri dehası çok yüksek bir komutan. Bilinen birisi. Doğu'nun babası diyorlar. Şefkati de çok. Şefkati merhametli ama son derece disiplinli. Doğu Anadolu tam bir işgal altında iken Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van o bölgeleri Rus destekli Ermeni ordularını alarak Batı cephesine gönderdiği mühimmatlarla İstiklal Harbi'nin kaderini çizmiştir. Bu sabah tekrar dönüyorum. Timsal Hanımefendi ile konuştuk. Timsal Karabekir Hanımefendi ile Giresunlu Gönüllü Birliği. Atatürk'e fedaiyi gönderen de Karabekir. Topal Osman Ağa'yı. Onun bir kişilik fedai birliğini Mustafa Kemal'e gönderiyor Karabekir Paşa. Onun korunması için Ankara'ya. Düşünebiliyor musunuz? O kadar bir güç var ki kolordu kumandanı. Yani İsmet İnönü o zaman Batı cephesinde bir miralay. Zaten Eskişehir elden çıkmış. Eskişehir'i kaybetmiş. Gene üzerine basa basa söyleyeyim. İnönü savaşları bir defa taarruz savaşları değil. Savunma savaşıdır. İşte soyadı İnönü. Eskişehir İnönü kasabasından 1934'te soyadı kanalı İnönü soyadını almış. Konudan konuya geçiyoruz. Fakat İnönü savaşlarını, birinci, ikinci İnönü savaşlarını arşivlere baktığımız zaman kazanan Miralay İzzettin Çalışlar'dır. İzzettin Çalışlar zaten bu başarısından dolayı general oluyor. Fakat Karabekir'e geldiğimiz zaman Türkiye'nin kaderini çizecek bir olay. Aynı zamanda zaten o kitapta da burada Karabekir olmasaydı Atatürk de olmazdı, Cumhuriyet de olmaz demiştim. Niye? Burada bir kasıt yok. Eğer Karabekir Mustafa Kemal'i ordudan tart edilmiş Mustafa Kemal'i teslim etseydi İngilizlerin eline düşecek. Tabii teslim etseydi direndi kolordu kumandanı olarak teslim etmedi. Mustafa Kemal Abdurrahman Atatürk olamayacak. Belki Türkiye Cumhuriyeti de
geç kurulacak veya kurulamayacak. Karabekir ülkenin kaderini çizdiği kadar Mustafa Kemal'in Atatürk olmasının da kaderini çizmiştir. Çünkü güç onda. Mustafa Kemal ordudan atılmış, tard edilmiş. Ama öyle bir Ali Cenaplık gösteriyor ki Erzurum halkının, bölge halkının istememesine rağmen 1919 Temmuz'unda Mustafa Kemal'e general üniformasını giydiriyor. Erzurum Kongresi'nin başkanı sizsiniz diyor Karabekir Paşa. Vefayı görebiliyor musunuz Yavuz Hocam? Yani bir art düşünce yok. Bir vefa örneği gösteriyor. Tabii o dönemi iyi değerlendirmek lazım. Yani şahsi hesapların bir tarafa bırakıldı. En azından Kazım Karabekir'in karakteristik özelliği kendini öne atmayan, memleket menfaatlerini sürekli şekilde öne çıkaran, kendi zarar değil de olsa bile, rakipleri öne çıksalar bile vatan uğruna buna aldırmayan bir yapı, bir karakteristik özellik. Yani fedakar ve vefakar olarak vasıflandırılmaya layık bir insan. O bakımdan dediğinizi yapabilirdi elbette. Yani ben rütbeliyim, siz tard edildiniz. Kendi dönem arkadaşlar hep sıradan aile çocukları. Bunun ayıbı yok. Fakat Karabekir bir paşa çocuğu. Mehmet Emin Paşa'nın oğlu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Babası ya, da Mekke'de mi? Nerede? Karamanlı. Karamanlı. Karamanlı Mehmet Emin Paşa. Şimdi, hayır, vefat ettiği yer diyorum. Hicaz'da vefat etti. Hicaz'da, evet. Diğer arkadaşlarına, nasiptir yani. Diğer arkadaşlarına tepeden bakabilirdi bir general çocuğu, bir paşa çocuğu. Ama bakıyorsunuz hepsinden daha mütevazi, daha mazmut bir hayat yaşamış. Mütevazı yaşadı. Yani bir general çocuğu, evet. Düşünebiliyor musunuz 1919'lu yıllarda? Yani aristokrat bir aileden geliyor. Biraz daha tepeden bakabilir. Ona müsait. Aristokrat demeyelim. Karamanlı Mehmet Emin Paşa yani. Da zaten aynı mütevaziliği aileye vermiş ki. Mesela şimdi buradan hakkını yemeyeyim. Seçkin bir. 2005 aile. Yılında Karabekir Vakfı vakıf değildi, müzeydi. Hayat Hanım Efendi kulakları çınlasın. Ya ben şaşırdım. Çıktı bana. Bütün müzenin katlarını gezdirdi. Hatta evin nerelerin aralandığını, Tayyar Paşa'nın nasıl alıp götürüldüğünü hep oraları gördüm birebir. Zaten bu kitabı yazarken de çalışmalar böyle oldu. Şimdi konudan konuya geçmek istemiyorum. Şöyle yapalım o zaman hocam. Şimdi Topal Osman diye bir laf attınız. Evet. Zaten çok tartışılan bir isim. İşte sonradan katledildi, kafası koparıldı. Ondan sonra itibarsızlaştırıldı vesaire. Şimdi Topal Osman'la kimi gönderdi dediniz? Karabekir. Şimdi Karabekir'in... Atatürk ondan ne istiyor? Ya daha Atatürk değil. Şöyle izah edeyim onu Yavuz Hocam. Karabekir Paşa'nın Doğu cephesinden Batı cephesine gönderdiği 23 Ocak ile 21 Mayıs arasında yardımlar var. Şimdi Karabekir Paşa Kars'tan 21 Ocak'ta Batı cephesine 3 tümen gönderiyor. Biliyor ki Batı'da hani biz diyorlar ya efendim Sakarya'da savaşı kazandık, büyük taarruzu yaptık, Yunan'ı 9 Eylül'de denize döktük. Yok öyle bir şey. Karabekir Paşa önce Kars'tan 3 tümen gönderdi. Yapma hocam ya, mektep kitaplarını hepten rafa kaldırdın. Ama doğruya bugün, doğru. Şimdi bunlar belgeli. Şimdi bunlar belgeli. İmha ediyoruz bugün. İmha ediyoruz. 3 tane tümen gönderiyor artık. Bakınız. Bir girebilir miyim araya? Çünkü Tabii. Mustafa Alman kardeşim. Gir olur. Çünkü araya da gireceğiz. Ondan sonra size geniş bir zamanda. Tabii. Şimdi bu akşam hakikaten böyle hani sevgili seyircilerimize de öyle söyleyelim. Yani şu okul kitaplarınıza bildiklerinizi bir çöp kutusu bulun, oraya atın. Bunlar artık modası geçti. Ne oluyoruz bunlar ya? Artık ne oluyoruz ya? Devri geçti. Artık müfredatı yeniden yazıyoruz Yavuz Bey. Çünkü bunlarla bizim yürümemiz, devam etmemiz iki açıdan mümkün değil. Bu müfredat 1931 yılında yazılan ders kitaplarının üzerine oturtulan bu müfredat bugünkü Türkiye'nin zihin çeperlerini artık taşıyamıyor. Bir kere bu gömlek artık dar geliyor. İkincisi ortaya çıkan belgeler, 90 yıldır yayınlanan tezler, belgeler, işte çeşitli yerlerde yapılan yayınlar, bunlarla biz artık o kadar fazla şey biliyoruz ki artık insanları enayi yerine koyup işte dümeni kırık bir gemiyle efendim Samsun'a çıkıldı. Bilmem işte o zaman ne kadar millet uyuşmuştu, ölmüştü, bitmişti. Bir dahi geldi, hepsini uyandırdı. Adeta İsrafil'in suru gibi diye anlatıyorlar. Şimdi bunlar artık bitti. Biz milli mücadeleyi artık ayakları yere basan bir şekilde anlatacak bir tarihe
ihtiyaç duyuyoruz ki işte bu akşam bu programı yapmamızın sebebi bu. Karabekir'i niye şey yapıyoruz? Tabii kendisinin şahsiyeti, vefatının işte 69. yıl dönümü bunlar da önemli olmakla birlikte Türkiye'de bir yeni tarih yazılması sürecinde Kazım Karabekir bir elinde kılıç, bir elinde kalemle, bakın bir elinde kılıç, bir elinde kalemle bu mücadeleyi başlatmış insandır. Yanlış mı Süleyman Bey? Doğru. Çünkü Türk ordusunda en çok kitap yazan komutandır. Mücadeleyi verdi. Mücadeleden sonra da 40 cilt kitap yazdı bu insan. Birinci Dünya Savaşı'nı yazdı. İstiklal Savaşı'nı yazdı. Efendim Kuturamare'yi yazdı. Günlükleri yazdı. Yakılan kitabı yazdı. İstiklal Harbimizin esasları. Dolayısıyla bu insanların yazdıkları niçin bizim kitaplarımıza girmesin? Şimdi Kazım Karabekir hain mi? Değil. Asla. Yalancı mı? Değil. Alçak mı? Değil. Bilmem şu mu değil bu mu? Peki değilse bu insan muteber bir insansa, insanların hala saygı gösterdiği birisi ise niçin yazdıkları hala bizim kitaplarımıza girmiyor? Ben bunu soruyorum. Yani inkılap tarihçilerimiz niçin bu meseleleri Kazım Karabekir'in şehadetini, şahitliğini kabul etmiyorlar? Bu yanlış. Adam oturmuş, nutuğa cevap yazmış. Bakın. Evet. 93 yılında yanılmıyorsam bu. Evet. Yayınlandı. Nutuğu satır satır okumuş ve orada bazı hatalar bulmuş. El yazıları burada. Bu hataları... Bu kitabı yayınlayan da Uğur Mumcu. O çok önemli yani, tabii bir dönüm noktası. Dolayısıyla bu akşam birçok şeyi yeni baştan formatlayacağız, öyle diyelim. Süleyman Bey de öyle bir giriş yaptı. Böyle biraz hızlı girdi. Ben biraz söylediklerini şöyle daha açık... Tabii. Bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü birçok konuyu geçiyoruz. Birinci İnönü Savaşı dedi. İkinci İnönü Savaşı. Geçmeyeceğiz, fakat geçmeyeceğiz. Bunların, zamanımız var. Bunların arkasından Kazım Karabekir milli mücadelenin ilk zaferini kazandı. Şimdi mesela bunun ders kitaplarında nasıl yazıldığını size çok ilginçtir. Bir müsaade ederseniz buradan okumak istiyorum. Şey diyor. Sadece tek bir cümle var, bunu Ahmet Davutoğlu başbakanken kendisine de söyledim bir akil insanlar heyetinde bir konuşmada. Dedim ki siz de Karabekir'in hemşerisi sayılırsınız yakın şeyde. Fakat dedim Kazım Karabekir şeyde bizim inkılap tarihi kitaplarımızda çocuklarımıza okuttuğumuz kitap iki cümlede geçer. Birincisi Mustafa Kemal onu Doğu Cephesi'ne tayin etti, Şark Cephesi'ne. İkincisi de Kars ve Gümrü antlaşmalarını imzaladı. Terakkiperver Parti'de bile pek fazla bahsedilmez. Burada nitekim bahsedilmiyor. Fakat dedim burada önemli olan şu. Birinci cümlede Karabekir özne değil, fail değil. Nesne. Mustafa Kemal onu tayin ettiği için bir kıymeti olan birisi. Özne o. Şimdi burada zaten Mustafa Kemal onu tayin etmese yine bir ehemmiyeti olmayacak gibi bir durum söz konusu. Ve alçaklığın bu kadarını hakikaten ben tahammül edemiyorum. Doğu'da Ermenilere karşı Eylül-Ekim aylarında operasyonu başlatıyor. Operasyonu başlatırken Büyük Millet Meclisi'nden izin, hani şimdi operasyon için meclis karar alacak ya, bana kış gelmeden izin verin. Bu Ermeniler insanlarımızı camilere doldurup yakıyor, kesiyor. Bir an önce operasyon yapıp bunların önüne geçmem lazım diyor. Mustafa Kemal izin vermiyor. Meclisten izin gelmiyor. En son bakıyor ki kış geliyor. Kış gelince Enver Paşa'nın Sarıkamış'ta yaptığı gibi durum müdahale edilemez bir hale gelecek. Verseniz de vermeseniz de ben başlatıyorum diyor. Aynen. Ve operasyonu başlatıyor. Bir hafta sonra gelmiştir meclisten o harekat emri. Evet. Şimdi dolayısıyla orada kurtardığı insanlar şeyler, kitapta bundan nasıl bahsediliyor? Türk askeri Kars'ı geri aldı. Bak. Kendiliğinden geldiler verdi. Kazım Karabekir aldı diyemiyor. Ama birinci İnönü Savaşı'nı Türk askeri kazanmıyor. Ama geçen sene ilk defa Genelkurmay anma yaptı vefat yıl dönümünde. Evvelki sene galiba. Evvelki sene. Bu sene yapmadılar, onu söyleyeceğim bu birazdan. Bu sene niye yapmadılar onu da anlayamadık ama bir reklama girelim. Tamam. Ondan sonra dönünce devam edeceğiz efendim reklamdan sonra.
Doğu cephesinde zafer üstüne zafer kazanan Paşa ne oldu da unutturuldu? Mustafa Kemal'e niçin muhalefet etti? İnönü'nün milli mücadeleye inanmadığını nasıl ifşa etti? Harp inkılabına neden karşı çıktı? Başkanı olduğu parti hangi sebeple kapatıldı? Mustafa Kemal'in ölümünden sonra nasıl meclis başkanı oldu? Birazdan Derin Tarih'te. Sevgili dostlar, döndük tekrar. Merhabalar yeni açanlar için. Süleyman Yeşilyurt bizim dostumuz, misafirimiz. Bugün Ankara'da derdest getirdik. Mustafa Bey zaten buranın sahibi. Şimdi efendim, vefat yıldönümü münasebetiyle Kazım Karabekir Paşa'yı konuşuyoruz. Dolayısıyla milli mücadeleyi konuşuyoruz. Milli mücadelenin yanlış anlatımı da devreye giriyor. Topal Osman'da kalmıştık. Şimdi bir Topal Osman geçti, millet sorup duruyor, neydi bunun başına gelen? Orada Karabekir Paşa mı gönderiyor Topal Osman'ı? Şimdi şuradan başlayayım. Karabekir İstiklal Harbi döneminde gerek Sakarya Meydan Muharebesi, gerekse büyük taarruzda iki büyük parti halinde Doğu cephesinden Batı'ya yardım gönderir. Yoksa biz İstiklal Harbi'ni hiçbir zaman kazanamayacaktık. İlk yardım 23 Ocak 1919'da Kars'tan 3 tümen gönderir Kazım Karabekir. Çünkü Batı cephesinde köylerden, kasabalardan toplanmış. Bir de çete harekatları var. O nedenle askerler eğitimli değil. Ama Karabekir disiplinli bir komutan, aynı zamanda şefkatli. Oradaki askerleri fevkalade savaşçı eğitmiş kolordu komutanı olarak. Kars'tan 3 tümen gönderir. Daha sonra Topal Osman'ın Giresun gönüllü birliğinden 1000 kişi fedai birliği gönderir. Ve bu fedai birliği aynı zamanda Ankara'da Mustafa Kemal'i koruyacaktır. Onlar ayrıca gözünü budaktan evet, sakınmaz insanlar. Tabii, ayrıca Trabzon'dan da bir tümen gönderir. Bakınız, bunlar belgeli. Genelkurmay arşivlerinde de var. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi başladığında tabii ki Yunan ordularında iki başlılık var. Fakat İtilaf Devletleri ve İngilizler destekledikleri için son derece güçlüler mühimmat ve silah bakımından. Genelkurmay'daki komutan var. Bir tanesi Ayyaş Hacanastis, diğeri Papulas. Papulas, Kral Konstantin'in, Hacanastis de Başbakan Venizelos'un komutanları. Bir şekilde bunlar gözü karartıyorlar. Uşak, Kütahya, Eskişehir işgal olduktan sonra Ankara'yı alalım diyorlar. Ve Bozkır'dan Gordiyon'a kadar, Polatlı'ya onlar, Grekler, Yunanlılar Gordiyon der, Gordiyon'a kadar askerlerini sürüyorlar. Fakat kuva askerleri, zamanki top sesleri meclisten duyuluyor. Kuva askerleri tabii ki direniyorlar. Fakat Mangal Dağı, Çal Dağı, her taraf gidiyor. İstatistiklere bakıyorum, 80 subay kaybetmişiz. Bir anda sadece Çal Dağı'da 900 tane eratımız asker gitmiş. Fevzi Çakmak kıymetli bir komutan, telaşı kapılıyor. Mustafa Kemal Alagöz karargahı vardır Ankara'da. Ben Ankara'yı iyi bildiğim için Türkoğlu Ali Ağa'nın iki katlı evini karargah olarak kullanıyor Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Fevzi Çakmak'a diyor ki kaybettik. Fakat Fevzi Çakmak'ın bir beklentisi var. Karabekir yardımları göndermiş ama bir de yola çıkarmış. Eğitimli, son derece seçkin Kafkas Birliği. Bunlar gelirse zaten Yunan'ı biçecek. Maraşal Fevzi Çakmak bunu biliyor. Fakat tuhaftır, gariptir. İnönü Batı Cephesi Kumandanı. Hem Batı Cephesi Kumandanı hem de 1. Genelkurmay Başkanı yapılmış. Hala general değil. Fevzi Çakmak devamlı yaverine soruyor Alagöz karargahında. Karabekir Paşa'nın gönderdiği Kafkas birlikleri geldi mi? Yaver diyor gelmedi komutanım. Birkaç güne gelecektir. Maraşal Fevzi Çakmak da deneyimli bir komutan. En nihayet Yunan orduları Haymana'ya kadar yaklaşıyor. Fevzi Çakmak mecliste bir konuşma yapıyor. Merkezi hükümeti, egemenlik meclisini Ankara'dan Kayseri'ye taşıyacağız. Fırtınalar kopuyor. Mebuslar, milletvekilleri ayaklanıyor. Nasıl olur? Siz bu savaşı nasıl kaybedersiniz? Askerler eğitimsiz. Yeterli eğitim alınamamış. Her taraf işgal altında. Bütün yerler. Seçkin Kafkas birlikleri tam zamanında yetiştiği zaman bu defa Fevzi Çakmak Engin tecrübesiyle Karabekir'in gönderdiği askerler diyor. Siz sakın
Sakarya Nehri'ne doğru gelmeyin. Sakarya Nehri'nin başlangıcı Polatlı yakınlarında. Haymana'da bekleyin. Yunan buraya girsin. Burada Yunanlıları biçin. Yunanlar zaferi kazandık diyorlar artık. Haymana üzerinden Ankara'ya girecekler. Bizim egemenlik meclisini işgal edecekler. Ve İngilizlerin de hediyesi olacak bu. Zaten İstanbul'dan evet. Meclisi fakat dağıtmışlar Ankara'ya gelmiş. Karabekir'in muazzam bir şekilde eğittiği seçkin Kafkas birlikleri anında Haymana üzerinden Yunan'ı Polatlı'ya geri püskürtürler. Bu defa Çaldağ, Mangaldağ her taraf alınır. Şimdi buradan tarih yazanlara soruyorum. Karabekir Paşa'yı yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz. Sakarya, Yunanların Gordion dedikleri yerde Sakarya Nehri, Polatlı'nın başlangıcında 22 gün 22 gece savaşın olduğu yerde Sakarya Meydan Muharebesi'ni Karabekir'in seçkin Kafkas birlikleri gönderdiği 3 tümen ve yine Trabzon'un üzerinden gönderdiği 1 tümen kazanmış ve Karabekir Paşa büyük taarruzu Sakarya Meydan Muharebesi'nin bitiminde Türk milletine armağan etmiştir. Şimdi buradan konuşmak lazım. Genelkurmay Başkanlığı bu sene Karabekir'in ölüm yıldönümünü kutlamadı. Salon Sosyalisti Fazıl Say'ın aryalarıyla, karyalarıyla, resitalleri eşliğinde birçok vatan haininin anma günleri kutlanır da bu millete istiklalini bahşeden bir komutanın neden anma günü kutlanmaz? Bu insanın içini acıtıyor. Karabekir bu ülkeye istiklalini bağışlamış muzaffer büyük bir komutandır. Neden? Genelkurmay Başkanım çok değerli bir insansınız. Ben lafı eğmem bükmem. İyi bir insansınız. Ama 15-16 Temmuz gecesi siz de esareti yaşadınız. İstiklal Harbi'nden önce Türk halkı da esareti yaşadı. Karabekir bu milleti esaretten zafere taşıyan bir insandır. Mezarlıklar vazgeçilemez denilen insanlarla dolu. Devlet mezarlığını siz de biliyorsunuz. Günün birinde Allah gecinden versin. Fani olacaksınız. Ama niçin siz bu ülkenin genelkurmay başkanı olarak Karabekir gibi büyük bir kumandanın anma gününde bir mesaj göndermediniz veya mezarının başında çok uzak değil Ankara'da bir Fatiha okumadınız? Hicap duyuyorum, üzülüyorum. Hiç de söylediklerimden çekinmiyorum. Söylediklerimin kapı gibi arkasındayım. Evet Yavuz. Şimdi bu Mustafa Bey niye anma yapılmadı? Bunun üzerine birkaç kelam evet, edelim. Yani bu 2011 miydi? İlker Başbuğ zamanında evet. Bir anma günü düzenlendi. O zamana kadar rezerv konmuş. O zamana kadar. Bu İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı iken yaptığı hani benim açımdan en olumlu işlerden bir tanesiydi. Bir de Fevzi Çakmak için yaptı. Enteresan yani o peş peşe dedi ki biz bunlara sahip çıkacağız falan filan. Ve bunu her sene yapacağız dedi ama ondan sonra ne kendisi yaptı ne kendisinden sonra gelenler bir daha ne Karabekir'in ne Fevzi Çakmak'ı andılar, zikrettiler. Şimdi bu tabii büyük bir skandal. Yani Süleyman Bey onu söylemek istemedi ama bence bir skandal. Şimdi 15 Temmuz gibi bir dönüm noktasını yaşamış bir ülke. Halkın askeriyle, emniyetiyle bütünleştiği ve canını feda ettiği, ortaya koyduğu bir mücadele. Gerçekten Türkiye'ye bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimine karşı verilen mücadeleyi her fırsatta dile getirmemiz lazım. Zaten getirdik de yazın geldiniz burada anlattık. Evet. Ama şimdi bu 15 Temmuz'un arkasından artık tarihimizde yeni bir bakışla yazılması gereken bir döneme girdik. 15 Temmuz'un ruhunu yansıtacak bir şekilde tarihimizi yeniden yazmamız gerekiyor. Böyle bir dönemde Sayın Genelkurmay Başkanımızın Hulusi Akar Bey'in böyle bir dönemde bir Kazım Karabekir'i şimdi Nisan ayında da Fevzi Çakmak'ın vefat evet, yıl dönümü. 10 Nisan. Bunların anılması, bunların bu millete anlatılması, bakın bu milletin böyle kahraman insanları vardı, böyle yiğit insanları vardı diye anlatılması bizim görevimiz olduğu kadar Genelkurmay'ın da, Milli Eğitim'in de görevi. Şimdi dolayısıyla bütün bunları biz derin tarih olarak, program olarak ya da dergi olarak ya da Süleyman Yeşilyurt tek başına çıkıp kitaplar yazarak halledemeyiz. Bu kitaplara girmesi lazım. Şimdi bu kitaplarda ben baktım, üşenmedim, saydım, tek tek fotoğrafları saydım. 8. sınıf 2007 tarihli evet, ortaokulda okutulan tarih kitabı. Şimdi Atatürk'ün 61 tane fotoğrafı var.
Yani kitap boyunca. 61 fotoğrafı. İsmet İnönü'nün yaklaşık 20 kadar fotoğrafı var. Kazım Karabekir'in müstakil fotoğrafı yok. Sadece şu. O da Atatürk'le yan yana. O meşhur fotoğraf. Doğu cephesine onu tayin ettiğini vurgulayan bir fotoğraf. Şimdi bu olmaz. Yani 61 tane Atatürk'e, bir tane yarım tane. Yarım tane. Hiç savaş kazanamayan İsmet İnönü'ye de 25 tane. 20 tane, 25 tane ve başkalarının da fotoğrafları var. Hasan Tahsin'e tam boy fotoğraf. Hasan Tahsin kimdi? Sabetayist'tir. Atatürk zamanında hiçbir kitapta ismi şehit olarak zikredilmemiştir. Ya daha doğrusu İzmir'de düşmana ilk kurşunu atan diye zikredilmemiştir. Hasan Tahsin'e bu resmi yapacaksın, fakat Karabekir'e müstakil bir fotoğraf çok göreceksin. Şimdi bu olmaz işte. Bizim isyanımız bu. Diyoruz ki artık bunlar değişsin. Ve hakkı herkese, hakkı teslim edilsin. Sözün burasında, sözü kendime vereyim. Şimdi milli mücadele paşalarının yolu belli bir dönemde ayrılmış olabilir. Birbirleriyle zıtlaşmış olabilirler, kavgalı olabilirler vesaire. Bizi çok ilgilendirmez. Hani sebeplerini tartışırız, konuşuruz. Ama bu konuda onların arasında taraf tutmak ve Mustafa Bey'in söylediği şekliyle 60 tane fotoğrafa yarım fotoğraf, işte 100 yerde adının geçmesine karşılık bir yerde adını geçirmek, bizim de taraf tuttuğumuzun delilidir ki bu tarih yazılımı böyle olmaz. Değil, en azından. Değil. Olmaz tabii. Ha, bu bakımdan sevgili Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı, bu meseleyi sadece bir müfredat değişikliği olarak halledemeyiz. Topyekün bir değişikliğe ihtiyaç var. Çok açık, net ifade ediyorum. Milli mücadele paşaları olsun. Daha geriye doğru tarihin bütün unsurlarının Çanakkale'deki paşaları, doğru tanımlamaların, Selahattin Adil Paşa'nın adını geçirmemek bir utanç vesikasıdır. Bir Musa Hulusi şimdi, Paşa'yı Silistre'de Musa Hulusi Paşa hatırlamamak bir utançtır yani. Böyle şimdi bir insan. Bunların hiçbirinin adı geçmiyor ve üniversite tarih okuyan son sınıfa gelmiş çocuklar, siz başkumandandan bahsetmediniz diye bizden hesap soruyorlar. Öyle bir izlenim veriliyor ki, o söylenmiyor ama ders kitaplarında Çanakkale'nin başkomutanı Atatürk, Mustafa Kemal. Evet, evet. Yani Mustafa Kemal önce yardım. İkinci büyük yardım var yani, Yavuz Hocam. İstiklal Harbi'ni nasıl kazandık? Milli mücadeleyi ele aldığınız zaman tamam, önderlik Atatürk'ün. Ama bunlar da büyük işler yapmışlardır. Rauf Obay'ın, Refet Beled'in, hatta Topal Osman'ın, hatta Çerkez Ethem'in hakkını vermemek artık son derece yanlıştır. Bu yanlışlardan ders kitaplarını arındırmamız lazım. Öğretmenleri de cendere içine kısmaktan vazgeçmemiz lazım artık. Adam doğruları biliyor ama çocuklarına yalan söylemek mecburiyetinde bırakılmış. Yani, bu insan beynini paramparça eder. Nasıl bir ıstıraptır? Bu bakımdan tamam. Biz bu programlarda onun tarafını tutup öbürüne velyansın tarzında değil, doğru olanı söylemeye çalışıyoruz. Evet, Topal Osman'ın böyle bir işlevi oldu. Kazım Karabekir'in inisiyatifiyle. Ama esas ikinci büyük yardım var. Sakarya'yı bitirdik. Şimdi Yunan'ı denize döktük diyorlar. Nasıl döktük? Eğer reji ekrana getirebilirse Karabekir Paşa'nın... Bu Hasan Tahsin meselesi de biraz... Büyük yardımını ekrana getirebilirse o zaman oradan anlatalım. Neler göndermiş Doğu cephesinden Batı'ya, hep beraber onu görelim. Ondan sonra İstiklal Harbi'ni nasıl kazandık? Yunan denize nasıl döküldü? Acaba İsmet İnönü mü döktü? Yoksa Karabekir'in gönderdiği büyük yardımlar mı döktü? Kim döktü? Onu hep beraber görelim. Ne göreceğiz şimdi? Ya, reji ekrana bir şey gelmiyor. Getirebiliyor muyuz ekranı? Sayın yönetmen. Getiremiyorsak. Nedir? Harita mı? Hayır. Karabekir'in Doğu cephesinden Batı'ya gönderdiği ikinci bir Evet. Ekranda bir şey onu var. Onu biraz daha büyütürse reji. Biraz daha büyük verebiliyor muyuz? Tamam, okunabiliyor zaten. Zaten bunları Karabekir'in hatıralarından ben aldım. Genelkurmay arşivlerinde de var. Şimdi Ruslardan elde ettiği gök gürültüsü şeklindeki büyük toplar. O zaman İtilaf Devletleri'nde de yok. Tuhaftır o toplar. Ve bizde hiç yok. Zaten mavzer, tüfek, sıradan silahlar var.
Büyük Tarus'u Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmışız ama 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başladı Afyonçay'dan. Hı hı. Ondan sonra Doğatepe'den start verildi. Tabii ki o 11 aylık Sakarya'dan Büyük Taarruz'a kadar geçen zaman içerisinde Karabekir Paşa'nın gönderdiği büyük yardımlar, büyük toplar, altın paralar, silahlar ve el bombaları, bütün bunlar, hatta 3000'e yakın uçak mermisi, uçak savar mermisi o zaman Ruslardan ganimet evet, alıyor, gönderiyor bunları ve artık biz Doğu cephesinde elde ettiği ganimetler ikinci büyük yardım. Birinciye göre çok büyük. Bu defa Mareşal Ferit onlardan Çakmak, hiç bahis yok zaten. Yok orada 300, ekranda zaten. 300 uçak bombası ve 26.595 kilogram dumansız barut, 5000 tel örgü tahrip bombası, 32.844.920 piyade mermisi, 132.605 bomba, 112.705 el bombası, 14.600 bomba top mermisi, 5000 bilmem ne böyle gidiyor. Altın paralar, bunları gönderiyor ikinci büyük yardımı Karabekir Paşa. Bu defa Mareşal Ferit Çakmak'ın eli kuvvetleniyor. Mustafa Kemal'e diyor ki, paşam hiç beklemeyelim, biz hemen büyük taarruzu başlatalım. Nasıl olsa Karabekir'in Kafkas birlikleriyle biz Polatlı'yı, Haymana'yı kurtardık, düşmanı Ankara'ya sokmadık. Bu defa artık İzmir'e doğru püskürtelim. Sürelim. Yalnız karşılarına bir engel çıkıyor. İsmet Paşa artık Miralaylık'tan generalliğe, Mirlivalı'ya terfi etmiş o zaman yeni Çiçeğiburnu'nda general. Yalnız geri planda, Akşehir karargahında. Bütün komutanların eşleri yanında yok. Mehube Hanım Akşehir'de bir ev tutmuş. Cepheden gidip geliyor. Zaten bunu ben hayal kurgusu olarak söylemiyorum. Gülsün Bilgehan İnönü'nün torunudur. Onun Meyve kitabından da alıntı yapmıştım geçmişte. İsmet İnönü Akşehir'de bir ev tutuyor. Ailesini oraya yerleştiriyor. Malatya'dan getirip. Ama İnönü Malatyalı değil. Ailesi Malatya'ya yerleşmiş. Aslında İzmir doğumlu İsmet İnönü. 1884. Bitlis'te de değil. Kürümoğlu ailesinden Bitlis'ti. Fakat Malatya'ya yerleştikleri için aileyi getirmiş. Aile Akşehir'e yerleşmiş. İnönü periyodik şekillerde, hallerde Akşehir'e gidip geliyor zaten Akşehir cephesinde, geri planda. Taarruz subayı da değil. Yalnız bunlar Atatürk'ün hocası Yakup Şevki Paşa ile İnönü bir araya geliyor. Milletin kaderini zar gibi ortaya atmayın. Büyük taarruz erken, bir yıl daha bekleyelim. Ya büyük yardım gelmiş, ikinci büyük yardım Karabekir Paşa'dan. Daha beklemenin anlamı yok. En nihayet zoraki bunları onaylatıyorlar. Mareşal Ferit Çakmak'ın diretmesiyle. 26 Ağustos, 27 Ağustos'a başlayan gece top ateşiyle Karabekir'in gönderdiği o gök gürültüsü şeklindeki büyük Rus toplarıyla Afyon'u dövmeye başlıyorlar ve iki günde Afyon'dan Yunan'ı çıkarıyorlar. Çıkardıktan sonra Afyon üzerinden Uşak, Salili, Turgutlu, Manisa ve efendim Yunan'ı 9 Eylül'de denize böyle döküyoruz. Şimdi bu yardımlardan hiç bahsedilmiyor. Yunan'ı biz 9 Eylül'de denize döktük. Ama nasıl döktük? Doğu cephesinden bir büyük kumandan, Ruslardan ganimet aldığı silahları, mühimmatı, teçhizatı göndermese Yunan'ı denize dökemeyecektin. Bunlar konuşulsun. Burada taraf tutmuyoruz. Ben Karabekir ailesinin bir yakını değilim. Evet, görüşmüşlüğüm vardır yıllar içerisinde. Kendilerine her zaman saygı duyarım. Konunun başlangıcında da söyledim. Bu sabah bu program şimdi başlamadan önce Karabekir'in küçük kızı Timsal Hanım Efendi ile de telefonda konuştum. Bu konularda kendini bilgilendirdim. Ama burada bu benim taraf tutmam değildir. Zaten az önce gösterdiğimiz belgeyi Genelkurmay arşivlerinden almışız. İsteyen bakabilir, istemeyen tekzip edebilir. Doğrulara yönelmek lazım. Tarihi doğru yazmak, doğru şekillendirmek lazım. Bir büyük komutanı bir şekilde, bu sıradan bir komutan değil ki, unutturamayız. Zaten isteseniz de silemezsiniz. Tarihi altın harflerle adını yazdırmış. Yalnız yeni nesil generallerde ne var? Ne gibi bir acayiplikler var? Biz bunu anlamış değiliz. Şimdi bakıyoruz 15 Temmuz gecesinden sonra sağ olsun komutanlarımız şehit cenazelerine gittiler. Tamam, bir acı yaşadılar. Bir bakıyorsunuz işte Polatlı'ya gittiler, Çubuğa gittiler, kapıların önünde şak 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 şak. Gerek yok ki bunlara. Bir de bu büyük komutan, tabii alkışlatıyorlar kendilerini. Bir de bu büyük komutana saygı duyun. Mezarına gidin. Devlet mezarlığı uzak değil Ankara'da. Ankara'nın göbeğinde. Neden yapmıyorsunuz bunu? Bu millete istiklalini bağışlamış,
nefes alışını sağlamış, yoktan var etmiş bir komutana niçin yapmıyorsunuz bunu? Yapmanız gerekir. Bu bir vefa borcudur. Olmuyor, olmuyor. Türk ordusu Kadir Şinas'tır gene de. Böyle bir hatırlatma yapalım. Evet Yavuz Hocam. Ve bundan sonra inşallah sadece Kazım Karabekir'i değil, Fevzi Paşa'yı da, Refet Paşa'yı da, bu insanların milli mücadele kahramanlarına da alışkanlık haline getirsek de, eski dönem mi de içine alan, ya toplu bir anma, tek tek isimlerini zikrederek, Fatihalar ihsan ederek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rauf Orbay'ı, Hamidiye kahramanlığı niye almasın? Niye almasın? Mesela hani, değil mi? Hem Bahriye Nazırlığı yapmış, hem Hamidiye Kruvazörü ile milli mücadelenin beşlerinden biri. İlk beş komutanından birisi. Gemilerine karşı mücadele vermiş. Şimdi Deniz Kuvvetleri bunu kutlamayacak da neyi kutlayacak? Yani dolayısıyla hani artık o eski şeylere 1930'da 40'lı 50'li yıllardaki kalıpları kırmamız lazım kafalarımızda. Aynen öyle. Hepsini kucaklayalım. Hatalarıyla, sevaplarıyla hepsi bizim ecdadımız diyelim. 1951 beklenmiş yayınlanmak için yani. Kazım Karabekir'in bütün hatıraları da değil. Herhalde dörtte bir, beşte bir kadar. Onun hikayesi şöyle. Aslında o elinizde tuttuğunuz benim de elimde bir başka versiyonu var. Galiba iki baskı yapılmış da bendeki bir başka İstiklal Harbimizin esasları. Bu Sinan Matbaası baskı. Sinan Umur. Sinan Umur. Onu tanıdım. Evet. Epey bir zaman. Yakılan kitabı basan İstiklal Harbinin esasları. Evet. Şimdi bir de televizyonlara çıkıp konuşan birisi var. Ben dedim mi? Yok, Kazım Karabekir'in kitabında 19 Nisan 1919'da Trabzon'a çıktım diye bir ifade yoktur. Öyle bir şey dememiştir diyor. Ben bakın Kazım Karabekir'in şu an elimizdeki İstiklal Harbimizin esasları. Evet. 1933'te basılmıştır, sağlığında basılmıştır. Şu Erzurum Kongresi'ne doğru altını çizdim. 19 Nisan 1334, işte 1919'a tekabül eder. Trabzon'a çıktım cümlesini lütfen herkes okusun. Kendisine tarihçiyim diye ortalıkta gezen insanlara da itibar etmesin. Bakın her şeyi biz belgesiyle ortaya koyuyoruz. Bu bizzat Kazım Karabekir tarafından kitabında yazılmış olan, sağlığında da basılmış olan bir cümlesidir. Şimdi elimde Uğur Mumcu'nun kitabı var. Uğur Mumcu'yu herkes bilir. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Efendim. Katledilmesinin de galiba katledilmesinin de yıl dönümü. 22. yıl dönümü değil mi? Diyor ki Kazım Karabekir ulusal kurtuluş savaşımızın en önemli komutanlarından biridir. En azından onun kadar hakperest olmak lazım. Evet. Uğur Mumcu bu bakımdan hakikaten hakperest bir insandı. Dünya görüşümüz uymasa da hakperest. Evet. Kabul edelim. Kitabının matbaadan alınıp yakıldığını, 1933'te yakılan bu kitap 1951 yılında yeniden yayınlanmış dediği işte bu versiyonu. Evet. Bu kadarcık bir bölümü. Sinan Matbaası, Sinan Umur, sevgili dostlar ben adam. Kendisini tanıdım, şereflendim. Evet, fedai bir adam, cesur bir adam, enteresan bir adam. O bütün netameli şeyleri matbaasında basardı. Hatta kaçak maçak basılan bazı evraklar da Sinan Umur Matbaası diye yazılırdı, yazın derdi yani. Evet. Böyle bir adamdı. Akıllı bir iş yapmış, Kılıç Ali matbaaya bastırdığında kitaplardan 5 cilt ayırmış. Evet. Yoksa kitapların tamamı zaten Bakırköy'de kireç kuyularında yaktırılıyor. Tamamını bitirdik diyorlar kitapları. Peki yani oradan bir nüsa bulabiliyor muyuz? Yani ben bulamadım. O kurtarılan 5 nüsadan bir tanesini zaten Karabekir Paşa'nın bende var diyordu. Bilseydim isterdim. O zaman Bekir Berk'in yazıhanesine çok sık gelirdi. Belki kendisinde vardı. Ve Eşref Edip Fergan. O ikisini de tanıdım. İkisi de çok muhteşem dosttular zaten birbirleriyle. Şimdi bir reklama daha gireceğiz izninizle. Reklamdan sonra konuya devam edeceğiz efendim.
Doğu cephesinde zafer üstüne zafer kazanan paşa ne oldu da unutturuldu? Mustafa Kemal'e niçin muhalefet etti? İnönü'nün milli mücadeleye inanmadığını nasıl ifşa etti? Harf inkılabına neden karşı çıktı? Başkanı olduğu parti hangi sebeple kapatıldı? Mustafa Kemal'in ölümünden sonra nasıl meclis başkanı oldu? Birazdan Derin Tarih'te. Döndük sevgili dostlar. Tekrar birlikteyiz. Kazım Karabekir Paşa'mızı konuşuyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu sene anmaması, geçen sene de anmaması içimize ukde oldu dedik. Ve tabii anlattığımız kadar olaylar hızlı gelişmiyor. Milli mücadele kazanılıyor. Ondan sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet ilan edildikten bir sene sonra kadar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyor Refet Belelerle. Yani milli mücadele kahramanlarından İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa bir tarafta kalıyor. Öbürleri, öbür kahramanlar ona zıt bir yola giriyorlar. Ve bir parti kuruyorlar. İşler iyi gitmiyor. Parti kurulmadan da bir araya geliyorlar zaten. Evet. Rauf Orbay. Evet. Millet de teveccüh ediyor. Teveccüh edince ömrü kısa oluyor. Parti kapatılıyor. Ondan sonra İzmir suikastı deniyor. Mustafa Kemal'i öldüreceklerdi. Onlar Ziya Urşit filan asılacaktır o süreç içinde. Ve Kazım Karabekir Paşa da yargılanacaktır. İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanacaktır. Evet. Şimdi ona ilişkin bir filmimiz var. Kurt Kanunu filminden alınmış. İzmir suikastında yargılanırken gösteriyor. Temsili olarak tabii Kazım Karabekir Paşa'yı. Şimdi onu vereceğiz, onun üzerinde konuşacağız. Hadi bakalım. Buyurun, oturun. Kazım Karabekir, ayağa kalkınız. Yerlerinize oturun. Rica ediyorum. Yerlerinize oturmadığınız takdirde sizi dışarı çıkartmak zorundayım. Doğrusu çok etkili bir sahne. İlk gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. Aynı şekilde. Sahne aynen cereyan etmiş bir sahne. Siville normalde selam verilmez. Siviller giymiş, artık emekli. Ama İzmir suikastı ona bulaştırılmış. İstiklal Mahkemesi'ne celbedilmiş. Ve orada girer girmez herkes, bütün askerler ayakta. Kazım Karabekir'e ihtiram duruşunda, selam duruşuna geçiyorlar. Ve mahkeme reisi
oturtmaya çalışıyor. Oturmuyorlar ancak Karabekir otur dedikten sonra. Çünkü ne zaman ayağa kalksa Ali Çetinkaya gibi fırlıyorlar. Evet, bunun üzerine biraz. Evet. Nedir o sahne? Şimdi Karabekir'in neden o sahneye geldik? Karabekir'in tutuklanmasına önce Ankara'dan başlamak lazım. Kazım Karabekir Paşa Ankara'dayken o zaman Keçiören'de oturur. Keçiören'in evleri meşhurdur o yıllarda. Hanım İclan Hanımefendi'ye derler ki işte Karabekir Paşa'yı bir ifade için götüreceğiz. Karabekir Paşa'yı evden alırlar trenle İstanbul'a. İstanbul'a geldikten sonra ilginçtir. Sarayburnu'nda o zaman meşhur Gülcemal vapuru var. Gülcemal vapuruna Karabekir Paşa'yı alırlar. Neden? Efendim muhalefet partisi kurmuş, terakkiperver partisi kurmuş, idareyi kendisi ele alacakmış. Şimdi eğer Karabekir idareyi kendisi ele alacak olsa Erzurum Kongresi'ni Temmuz 1919'da Mustafa Kemal'e yaptırmaz, kolordu kumandanı ülkenin başına kendisi geçerdi. Bu tamamen bir safsata. Tabii Karabekir Paşa olayı anlıyor. Kendinden önce terakkiperveri tutanlara zaten bir muhalefet etmişler. Partisi liderinin evet. iktidarı ele almak için çalışması da meşru bir hak. Meşrudur evet. Hı? Ama öyle bir düşüncesi yok. CHP geldi anlattı. Şu var, milli mücadelenin komutanları Refet Bele, Rauf Orbay, orada resimde gösterdim. İsmet İnönü haricinde hepsi Karabekir'in yanındalar. İstiklal Harbi'ni kazanan komutanlar. Ali Fuat Cebesoy da dahil buna bakın. Evet. Atatürk'ün sınıf arkadaşı, evet. kader arkadaşı Ali Fuat Cebesoy da Terakkiperver Partisi yani Terakkiperver Fırkanı'nın İddiaları genel bu başkanı. Bir diktatörlüğe gidiyoruz. Karabekir diktatörlüğe diyor ki geldik. Çok partili bir sistem olsun. Şimdi biz diktatörlüğe gidiyoruz. Efendim o nedenle çok partili sistem kurunuz diyorlar. Zaten istiklal mahkemelerinde de Celali bunu söylüyor neden kurdunuz diye oraya geçeceğim. Gülcemal vapuruna atıyorlar çok dramatik. Türkiye'nin istiklalinde önemli rol olmuş bir komutan. Sarayburnu'ndan İzmir'e kadar bir gece ertesi güne kadar 25 Haziran 1926 İzmir'e getiriliyor. Ve mahkeme salonuna çıkması için de saatlerce bekletiliyor o sıcakta. Biz bunlarla uğraşırken de Musul meselesi görüşülüyor Ankara'da İngilizler. Evet. Ha, şimdi Milli Kütüphane'de İzmir'de yapılıyor. İlk duruşma 26 Haziran'da. Fakat acayip bir kalabalık var. Karabekir'e biat etmiş, onu gönülden seven, rütbeli rütbesiz birçok subay, assubay hepsi Milli Kütüphane'nin önünde İzmir'de. Etrafı sarmışlar. Mustafa Kemal de 500 kişilik Atatürk Jandarma Korumasıyla Çeşme'de. Mahkeme başkanı da Kelali. Hukukçu değil. Temsili bir resmimiz vardı. Onu da gösterebilirlerse. Mahkemeye gelişi sırasında yapılmış. Tabii fotoğraf değil ama ben asistan arkadaşa yolladığım fotoğraflardan, resimlerden bir tanesi buydu. Buyurun. Mahkeme başkanı da bir defa orduda yüzbaşı rütbesinden ileriye gidememiş. Hukukçu da değil. Halit Paşa'nın katili. Mecliste Halit Paşa'yı daha önce evet. katleden bir kişi. Kelali. Nasılsa bir şekilde beraat ettiriliyor. Takrir-i sıkın kanunuyla evet. istiklal mahkemelerinin başına geçiyor. Astığı astık, kestiği kestik. Ali Çetinkaya'nın, Afyonlu, Kelali. Şimdi Karabekir Paşa siyahlar içinde bütün kıyafetleri az önce temsil resimde de gösterdiniz. Giriyor. Yanlış yapmışlar. Selam duranlar muvazzaf. Kendisi sivil olması lazımken. Orada yanlış olmuş. Sivil zaten. Asker öbürlerini ben sivil yapmışlar. Hayat Hanımefendi'yle de Hayat Karabekir Hanımefendi'yle de görüştüm geçmişte. Tamamıyla siyah kıyafetler içerisinde. Az önceki filmdeki hali daha doğru. Evet tabii daha doğru. Evet. Tabii bu arada Karabekir'in bütün subay, assubay rütbesindeki yanında görev almış komutanlar Milli Kütüphane Salonu'nu dolduruyorlar. Az önce temsil resimde de gördük. Hepsi ayakta. Mahkeme Başkanı Kelali diyor ki oturun. Yani orada hepsini kurşuna dizseler o subaylar oturmayacak. En nihayet Karabekir arkasını dönüyor sessizce. El işareti gördük, yapıyor evet. ve oturuyorlar. Bir anda inisiyatifi eline alıyor. Hakim mahkum oluyor. Mazlum oluyor. Mahkum hakim bekliyor. Şimdi hukukçu olmayan yüzbaşılıktan mütekayit mahkeme başkanı
Karabekir ayağa kalktı. Hukukçu değil ama nice kelleler aldı. Nice kelleler aldı. Siz milli mücadelenin büyük bir komutanısınız değil mi diyor. Karabekir başını sallıyor. Nasıl olur da siz muhalefet partisi kurarsınız? Allah Allah. Evet, onu kitapta da yazdık. Zaten evet. Karabekir'in anılarından da aldık. Nasıl olur da muhalefet partisi kurarsınız? Gazi'ye suikast tertiplersiniz. Karabekir Paşa söz alıyor. Evet, bir suikast vardı. Bunu birçok programda da söyledim. Fakat benim gibi köşesine çekilmiş, fırınından ekmeğini alıp koltuğunun altına koymuş, Erenköy'de oturuyor, halkıyla ilgilenen bir insanın suikastı değil, asıl bizlere o meşhum suikastı yapanların suikastı vardı diyor Celali'ye. Ve aradan 13-14 gün geçiyor. Tabii Karabekir Paşa tutuklu. Bu arada Ali Fuat Paşa, Refet Bele, Milli Mücadele Komutanları, Rüştü Paşa, Karabekir'in can dostu Tayyar Paşa, hepsi içeride bunlar. Tabii diğerleri var. İsmail Can Bolat, Laz İsmail, Sara Edip Efe. Aklımıza kim gelirse hepsini tutuklamışlar. Gazi'ye suikast. En nihayet bakıyorlar ki Milli Kütüphane yetmeyecek. İzmir'in meşhur Elhamra sinemasına 13 Temmuz'da mahkemeyi taşıyorlar. Fakat mahkeme heyeti bu defa takrir sükun kanunuyla gelmiş. Astık her yerde asıyor, kesiyor ama Karabekir'e bunu yapamayacaklarını anlıyorlar. Çünkü bir şekilde komutanlar kararlı. Eğer Karabekir'e bir idam kararı çıkarsa onu yaptırmayacaklar. İlk defa Kelali'de efendim. Bu arada Mareşal'ın müdahalesi var mı? Mareşal'ın kesinlikle müdahalesi yok. İsmet İnönü'nün yok. İsmet İnönü'yü derdest ediyorlar zaten. İsmet İnönü sen sesini kes diyorlar başbakan. İsmet İnönü kesinlikle işte Karabekir söylüyor yalnız. Darbe yapmaz. Karabekir suikast yapmaz. İsmet İnönü'nün sesini kes sen diyorlar. Hani ikinci adam ya sözde. Ama İsmet İnönü'nün sesini kesiyorlar. Ve İstiklal Mahkemeleri bir şekilde Cumhuriyet'in İlk derin devleti. Karabekir'e, Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya, Refet Bele'ye beraat kararı veriyorlar. Fakat Rauf Orbay yurt dışında. Yurt dışında olduğu için rahatlar. Ona gıyabında 10 yıl veriyorlar Rauf Orbay. Düşünebiliyor musunuz komediyi? Orada olsa beraat ettirecekler. Cesaret alıyorlar Rauf Orbay. Senin gıyabında 10 yıl. Rauf Orbay kim? Bu ülkenin ikinci başbakanı. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Atatürk'ün kader arkadaşı. Evet. Hamidiye kumandanı, Muzaffer kumandan, Rauf Orbay'a da gıyabında 10 yıl. İlginçtir. Şimdi Karabekir beraat ediyor. Ali Fuat Paşa, Refet Bele. Tabi bunlar hep hatıralarımdan aldığım için rahatım. İstiklal Mahkemesi'nin özelliği temizi filan yok. Yok. Aslında. Avukatı filan yok. İşte bir temiz olayını söyleyeceğim şimdi evet. Yavuz Hocam. Bunları Milli Mücadele komutanları beraat ediyorlar ama güvenlik açısını bahane ederek bu kadar alçaklık olamaz. Elhamra sinemasının Karabekir Paşa'nın hatıralarını okudum. Erenköy'de o zaman vakıf değildi. Karabekir Müzesi vardı. Elhamra sinemasının deposuna kapatıyorlar bir gece. Güvenlik nedeniyle. Ya bu ülkeye zafer kazandırmış Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy Paşaları. Tabii ki bunu ben o zaman şeyden de duydum. Bir sofrada oturmuştuk. Çok engin bir tarih bilgisi var. Ali Fuat Paşa'nın duyuyorsa buradan bilemiyorum. Şu anda yaşı hayli ilerledi. Ayşe Sarıalp Efendi'den, yeğeni hanımefendiden de duymuştum. Bir gece komutanları sinemanın deposuna kapatıyorlar ve sabaha kadar tutuyorlar. Ondan sonra Karabekir Paşa beraat ediyor. Yalnız İstiklal Mahkemelerinin temizliği yok dediniz. Karabekir'in kumandanlarından çok sevdiği Rüştü Paşa cezasının temiz edilmesini istiyor. Ertesi sabah asıyorlar. İzmir'de meşhur Kokluca mezarlığı var. Hemen oraya defnedip gömüyorlar. Yani temiz yok. Yani temizleme var. Sen niye temiz yaptın diye Rüştü Paşa'yı aynen asıyorlar ertesi günü. Olay budur. Daha sonra Karabekir Paşa 1934'e kadar Mustafa Kemal'le bir daha karşılaşmıyor. Herhalde ona daha ilerideki konularla gireriz. Mustafa evet. Arbağ'ın kardeşimin de söyleyecekleri vardır. Buyurun. Evet Mustafa Bey. Şimdi tabii bu İzmir suikastı üzerinde biraz duralım. Şimdi özellikle bu İstiklal Savaşı'nın bitmesine yakın bir dönemde yani 1922 Kasım'ında Ankara'ya
gelen Kazım Karabekir orada başka bir havanın esmekte olduğunu görür. Savaş sırasında az önce de Süleyman Bey bahsetti. Bir kardeşlik ortamı, herkes birbirine yardım ediyor. İşte beraber aynı ruhla, aynı gayretle kimin bir eksiği varsa öbürü tamamlıyor. Böyle bir ortam içerisinde gelindi 1922'nin Kasım'ına. Ve bu Kasım ayında Ankara'ya gelince diyor ki Ankara'da bir başka hava esmeye başlamış. Bu havanın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum diyor. Ve burada artık Lozan barış görüşmelerine gitmiş olan İsmet Paşa'nın ve yani o günlerde gitmiş, 14'ünde falan gidiyor galiba. O da o günlerde geliyor. Etkisi mi oldu? Başka bir sebep mi? Bilemiyorum ama artık dinden, diyanetten, efendim İslamiyet'ten bahsedilmesine tahammül edilmeyen bir hava ortaya çıkmış diyor. Fethi Okyar'la konuşuyorum. İslamiyet terakkiye manidir. İslamiyet ilerlemeye manidir. Sözünü ondan duyuyorum diyor. Mahmut Esat Bozkurt'la görüşüyorum. O işte İslamiyet yüzünden geri kaldık. Bundan vazgeçmedikçe biz şey yapamayız. Adam olmayız dedi diyor. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'yla iki yerde bir heyet ilmiyenin huzurunda bir de kendi köşkünde, Çankaya Köşkü'nde müzakerelerimiz oldu. Onun da benzer ifadelerini gördüm. Biz eğer dindar kaldıkça, dindar oldukça gelişemeyiz, zenginleşemeyiz dediğini bizzat onun ağzından duydum. Nasıl böyle bir şey dersiniz paşam? Bizim milli mücadelede paramız mı vardı, topumuz mu vardı, tüfeğimiz mi vardı, bataryamız mı vardı? En büyük sermayemiz maneviyattı, dindi ve eğer milletin bu bataryalarını biz boş bırakırsak bu millet mahvolur, perişan olur dedim diyor ve buna karşı çıkıyor. Şimdi bu süreç yavaş yavaş Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal Paşa'nın ve yeni kurulacak Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında çöreklenmiş olan grubu birbirinden ayıracak. Bu ayrılış işte İzmir suikasti iftirasına kadar gidecek ve orada idamla yargılanması ve daha sonra da evinden dışarı çıkmaması kaydıyla idamın yani idam edilmemesi, beraat etmesiyle sonuçlanacak. Şimdi bu süreci biz 22-26 arasındaki bu 4 yılı iyi anlayamazsak ne Kazım Karabekir'i ne diğer gelişmeleri, İstiklal Mahkemelerinin yaptığı terörü, bizzat kendisi de terör diyor buna, anlamamız mümkün olamayacak. Dolayısıyla bu ayrışma yavaş yavaş Kazım Karabekir'i ne oluyor diye bir arayışa şey yapacak. Çünkü biz savaşırken, milli mücadeleye başlarken böyle değildik. Şimdi araya başka faktörler girdi ve burada özellikle İzmir İktisat Kongresi'nin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyeceğiz. İzmir İktisat Kongresi'nde Latin alfabesinin getirilmesi şeklinde bir teklif ortaya atılıyor. Kazım Karabekir bunun üzerine çıkıyor. 2 Mart galiba konuşması, 2 Mart 1923. Orada Latin alfabesinin bizim aleyhimize olacağını, İslam dünyasının bizim aleyhimize döneceğini ve hiçbir faydasının da olmayacağını bizim Arap alfabesiyle çok rahat bir şekilde okuma yazma öğrendiğimizi söyleyecek. Böylece yavaş yavaş o ideolojik kayma ortaya çıkacak. Nitekim Cumhuriyet ilan edildiğinde Kazım Karabekir Ankara'da yoktur. Ali Fuat Cebesoy Ankara'da yoktur. Rauf Orbay Ankara'da yoktur. Refet Bele yoktur. Bütün muhalefet edebilecek büyük paşalar haber dahi verilmeden baskın bir seçimle Cumhuriyet ilan edilecek ve Cumhurbaşkanı seçilecek. Kazım Karabekir'in Cumhuriyet'in ilanından bir gün sonra haberi olacak. 29 Ekim'de değil, 30 Ekim'de İzmir'de galiba o sırada. Evet. 30 Ekim'de haberi olacak. Şimdi bu çok ağırına gidiyor. Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı iyilikler iki defa çok büyük iyilikler de bulundu. Birincisi kol ordusuyla gidip emrinizdeyim dedi. Ondan sonra bir başka büyük iyiliği var ki o pek fazla dile getirilmiyor. O da İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa istifa edince ya da tard edilince askerlikten 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği Kazım Karabekir'e teklif ediliyor.
Şimdi hem kolordu komandanı hem de Mustafa Kemal'in bütün yetkileri ona teklif ediliyor. Şimdi burada Kazım Karabekir gidip Mustafa Kemal'e diyor ki sen karar ver. Bak arkadaşız, dostuz, senin üzerindeki vazifeyi, müfettişlik vazifesini bana teklif ediyorlar. Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Şimdi bu insanlıktır. İnsanlık budur. Arkadaşının koltuğuna geçmiş olmak Karabekir için çok büyük bir insani nakısa teşkil edeceği için bunu diyor ki sen karar ver. O da diyor ki aman kabul et. Şimdi bilmediğimiz birisine verirler. Bize problem olur. Senin üzerinde kalsın. Dolayısıyla Kazım Karabekir bu tarihten itibaren, Erzurum Kongresi'den itibaren aslında Anadolu'daki en büyük komutandır. Resmi olarak. En büyük komutandır. Bunun üzerine kendisine bir emir gelir. Genelkurmay'dan. Mustafa Kemal'i yakala, bize gönder. Evet. Bak, şimdi hem kolordu komutanı hem Anadolu'daki Mustafa Kemal'in bütün yetkilerini üzerine aldı. Sivas Kongresi süreci değil mi? Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi. Temmuz 1919. Ve iki tane jandarmaya verip Mustafa Kemal'i İstanbul'a gönderse iş bitti. Ama ne yapıyor Kazım Karabekir? Askerlik hayatını riske atarak İstanbul'a öyle bir cevap yazıyor ki ben İngilizlerin emriyle bir Türk kumandanını tutuklayan general olarak tarihe geçemem. Kimse kusura bakmasın, bu emrinizi yerine getirmiyorum diyor. Ve oradan eğer şey gelse, emrimizi yerine getirmediği için seni de attık deseler, tard ettik deseler diyebilirler. Bu riski göze alıyor. Burada şimdi, bir istifhamım var. Acaba o tarzda bir emir almış olabilir mi İstanbul hükümetinden? Yani biz İngilizlere bu görüntüyü vermek mecburiyetindeyiz. Başkent işgal altında. Mustafa Kemal'in tutuklamanı isteyeceğiz ama sen buna itaat etme. Orada bir istifam yok Yavuz Hocam. Çünkü zaten İngilizler bir şekilde Mustafa Kemal'i gönderdiğine pişman oluyorlar. O nedenle bir istifam yok. Fakat Karabekir de bir o zaman Osmanlı Paşası olarak kendisine leke getirmek istemiyor. Çünkü Karabekir teslim etse bu defa bir Osmanlı Paşası, bir diğer Osmanlı Paşası'nı tard edilse de teslim etti olacak. Bu defa belki de hain damgası yiyecekti. Bu yazıya istinaden, bu isteğe istinaden gene de konunun başlangıcında söyledim. Siz ordudan atılsanız da bizim komutanımızsınız ve o zaman Mustafa Kemal Tuğgeneral, Tuğgeneral rütbesini giydiriyor. Erzurum'daki aşiret ağalarına, şeyhlere, şıhlara diyor ki Erzurum Kongresi'nin başkanı Mustafa Kemal'dir. Ve Mustafa Kemal Erzurum'da olacak diye terkin ediyor. Tamam, orada ihtilaf yok da şimdi... Şimdi bir danışıklı dövüş olabilir mi diyorsunuz? Yani bir danışıklı orada, dövüş olabilir mi? Çünkü yani Karabekir böyle ileri geriyi düşünmeden... Ama olsaydı kitaplarında bunu net yazardı. Bunu. Çünkü net bir insan zaten. Bunu yazardı. Yani bir şekilde bir yerde ya böyle bir şey şimdi geldi. Peki, ben İngilizler göre... pişman oldular diyoruz da İngiliz istihbarat servisi o dönemde çok güçlüdür. Ve her taraf casus kaynıyor. Bu paşalar hakkında daha gelmeden bir sürü istihbarat yapıp malumat sahibi olmadılar mı bunlar? Yavuz Hocam kısaca Rawlinson diyor ki anılarında, İngiliz komutan, o Doğu cephesini teftiş eden müfettiş, benim başımın derdi diyor. Gördüğüm birinci sınıf Türk subayı. Eğer Karabekir olmasaydı ben bu silahların hepsini teslim alırdım. Batı cephesine gitmezdi ve Doğu Anadolu tamamen Ermenilerin olurdu. Zaten Ermeni işgali Rus destekli olmuş. Rawlinson evet. Gördüğüm birinci sınıf şimdi, Türk subayı diyor. İşte birinci sınıf Türk subayını niye göndersinler? Daha muhimıntı birini bulurlardı diyorum da. Kazım Karabekir için diyor ama. Kazım Karabekir için diyor. Ha. Gördüğüm birinci ama sınıf Türk'ü seçtiler. Şimdi neyse reklama gideceğiz de Mustafa Kemal'i seçtiler onların arasından. Bunların hepsi var. Kazım Karabekir daha önce gönderilmiş zaten. Ondan sonra da mesela Fevzi Paşa'yı seçmediler. Rauf Paşa'yı seçmediler. Ama Fevzi Paşa o zaman Genelkurmay ikinci başkanı biliyorsunuz. Genelkurmay'da daha henüz
milli mücadeleye gelememişti o nedenle. Sonradan da büyük bir komutan oldu. Bunları belki zaman içinde tartışacağız da. Yani benim orada bir kuşkum var. Ama bir reklama gidip dönelim. Bundan sonra da blok yapalım artık. Bu her daim reklam da insicamı bozuyor ama başka çare de yok. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Bu sefer kesinti yok. Blok gideceğiz bir saat kadar ve Süleyman hocamız bizi aydınlatacak. Kazım Karabekir rahmetli konusunda onun ailesinden alınan bir belgeden tabii, söz ediyorum hocam. Kitabı bir daha gösteriyorum. Bu kitabı mümkünse edinmemiz lazım. Şu anda yok ama yeni baskısı gelecek. İnşallah. Nereden edinecekler? Kültür sanat yayınlar diye beklerken Atatürk Karabekir kavgası. Şimdi burada bir belgeden söz ediyor hocam. İsmet Paşa benden korkuyordu diyen bir belge. Benimle konuşmaktan çekiniyordu. Evet. Tarihin birinci derecede şahidi. Şimdi o belgeyi bir yansıtalım. Ekrana mümkünse okunabilir. İşte şu Kazım Karabekir'in ağzından. Evet, ne diyor burada Süleyman Hoca? Şimdi Kazım Karabekir Paşa İstiklal Mahkemelerinden tutuklanıp beraat ettikten sonra Atatürk'le 8 yıl hiç karşılaşmaz. Ali Fuat Paşa 2 defa kırgın olmasına rağmen milli mücadelenin ilk dönemlerinde Ali Fuat Paşa'yı biliyorsunuz Moskova'ya sürgüne gönderdi. Evet. Okul arkadaşını, kader arkadaşını geldikten sonra bir barışma oldu. Ali Fuat Paşa ile tekrar kırıldılar ve barıştıktan sonra Ali Fuat Paşa'ya Atatürk Mustafa Kemal diyor ki Karabekir Paşa niçin aramıza gelmiyor? Geçmiştekileri unutalım. Artık biz bir savaşı beraber kazandık. Ülkeyi düzlüğe çıkardık. Hı hı. Ağustos 1934'te zaten Karabekir imzalı orada. Tarih kongresi olur. Ali Fuat Paşa Karabekir Paşa'yı ikna eder. Lütfen bu kırgınlıklar bitsin. Karabekir Paşa madem ki Gazi böyle istiyor. O zaman Atatürk'e Gazi diyorlar. Gazi böyle istiyor. Tarih kongresine gidelim. Tabii Ali Fuat Paşa ile Karabekir Paşa tarih kongresinin salonlarına girdiğinde Mustafa Kemal Atatürk Karabekir Paşa'yı görünce başını çeviriyor. İnönü Başbakan. Üstelik de Kazım Karabekir Paşa ile gizli gizli görüşen bir başbakandan bahsediyoruz. İsmet Paşa'nın eniştesi var. Mütekayit Topçu Binbaşısı Abdurrezzak Okatan. Ara ara Karabekir Paşa'nın Erenköy'deki evine Abdurrezzak'a gönderiyor İsmet Paşa Başbakan olarak. Kardeşi Rıza Temelli, Kambur Rıza ile kaplı. Onun evinde Karabekir Paşa ile İsmet İnönü Atatürk'ten gizli gizli görüşüyorlar. Bunlar zaten anılarda da var. Kahvaltı da yapıyorlar. Fakat orada İsmet Paşa zaten orada Karabekir Paşa'nın anılarında var. Karabekir salonda görünce Atatürk Karabekir'le konuşmayınca Karabekir'e selam vermekten çekiliyor ve görmezden geliyor. Karabekir'in bu çok ağrına gidiyor. Nasıl olur? Ben bununla kahvaltı yapıyorum. Bana Abdurrezzak'ı gönderiyor. Kendi arabasıyla aldırıyor. Kardeşi Rıza'nın evinde kahvaltı yapıyoruz. Fakat burada bana selam vermekten imtina ediyor. Sadece İsmet Paşa değil, sadece Gazi değil, Atatürk değil. Oradaki diğer bütün komutanlar ve tarih kongresindeki devlet ricali bu sahneyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Başbakan Karabekir'le selamlaşmıyorsa biz de selamlaşmayız diyor. Hiç kimse selam vermiyor. Al sana vebalı muamelesi. İşte Karabekir'in anılarında var o. Evet. Ağustos 1934'te. Ali Fuat Paşa tabii yakın arkadaşı. Tarih kongresinde birlikte oturuyorlar. Hemen çıkalım diyor. Hiç beklemem. Ben onurlu ve haysiyetli bir adamım. Asla. Buraya senin ricanla geldim ve bir daha dönüşü olmaz bunun. Ali Fuat Paşa rica ediyor. Ne olur celse bitsin. Ondan sonra kalkalım. Yoksa burada fırtınalar kopacak. Bir şekilde diyor. Karabekir Paşa Ali Fuat Paşa'ya peki diyor. Sen benim kader arkadaşımsın. Ve en nihayet tarih kongresinden bu hüzünler, bu üzüntüler ve duygular içerisinde kalkıp gidiyor. Ve ondan sonra 1938'de Atatürk'ün ölümüne kadar bir daha görüşmüyorlar. Tabii Karabekir Paşa bunun böyle olsun istemiyor. Mutlaka bir şekilde barışalım.
Belki diyor bir daha görüşemeyiz. Tarih Kongresi'ne gidiyor ve ondan sonra da barışık kalmak istiyor. Bu sahneyle karşı karşıya kalınca artık ipler kopuyor. Evet. Ve sonuna kadar kırgın kalıyorlar. Bu arada hatıralarını yazıyor. Kendi anılarında hatıralarını da evet. Hatıralarını yazıyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde çıkan Atatürk'ün yazdığı ya da yazdırdığı rivayet edilen hatıralara karşı cevabi mektuplar yazıyor. O herhalde hatıralarının başlangıcını teşkil ediyor. Ondan sonra bu böyle olmayacak. Millici imzasıyla cevap veriyorlar evet. Kazım Karabekir'e. Ve paşalar arasında milli mücadeleyi tanımlama konusunda ciddi bir kavga başlıyor. Ondan sonra da hatıralarının yazdığı duyuluyor. Ve kendi ailesinin ifadesi Erenköy'deki evinin bahçesine gömüyor. Muşambaya sarıp ondan sonra oradan çıkarıyor. Öbür tarafa gömüyor. Çünkü takip ediliyor. Şimdi Mustafa Bey enteresan bir noktaya dikkat çekmem lazım. Milli Marş'ın yazarı takibat altında gizli polis tarafından zemin kaydı diyor Fatih Bey. Fehmi Vural tarafından meşhur evet. İstihbarat Emniyet Müdürü. İstiklal Marşı şairinin istiklal mahkemelerinde yargılanma utancını bu millete yaşatmamak için kendimi gönüllü sürgüne mahkum ediyorum. Kesinlikle yargılanacaktır. Evet, Mısır'a gidiyor. Asım kitabından evet. Dolayı özellikle. Ve ondan o süreçte gene Kazım Karabekir'in takip edildiğini, gizli polisler tarafından takip edildiğini, o notlarının ele geçirilmeye çalışıldığını, sonradan notlarını matbaaya teslim ettiğini, ondan sonra ne oluyor hocam? Şimdi Kazım Karabekir'in evi iki defa basılıyor, periyodik aralıklarla. O zaman Hayat Hanım ve bir diğer kızı Emel Karabekir'in ikizleri, 5-6 yaşlarında. Fehmi Ural Emniyet Müdürü ekibiyle geliyor siyahlar giyerek. Kapıyı sabaha karşı çalıyor. Tabii ki oradaki görevli diyor ki çok erken saat 5'te niye geldiniz? Bunu hep anılardan söylüyorum. Karabekir yukarıdan sesi duyuyor. Yukarıda da bana Hayat Hanım onu gösterdi. En üst katta köşkün kule gibi bir küçük odası var. Orada da Tayyar Paşa kalıyor. Çok samimi arkadaşı, kaden arkadaşı. Karabekir Paşa yukarıdan sesi duyunca görevliye söylüyor. Kimdir o? Efendim Fehmi Vural ve ekibi gelmiş. Karabekir sizi gazi mi gönderdi? Geç mi kaldınız? Uykudayız. Benim ikizlerim var. Çocuklar kahvaltılarını yapsınlar onlar. Yok efendim emir böyle. Biz gireceğiz. Buyurun girin. En üst kata çıkıyorlar. Bu defa Fehmi Vural'ın kafasında fötr şapka var. Tayyar Paşa'nın yattığı salon. Yeni heves Mustafa Bey, fötr takmaya. Evet. Tayyar Paşa'nın o yatağı da gördüm. Yattığı somyanın üzerine fötr şapkasını koyuyor. Karabekir iddetleniyor. Buraya baş konuyor. O fötrü derhal kaldır yoksa seni buradan atarım diyor. Ve kaldırıyor. 80 koli. Ne kadar yazdığı, çizdiği evraklar, kitaplar hepsi varsa çuvallara doldurup öğleye kadar çuvallara doldurup götürüyorlar. Ya şu ızdıraba bakar mısınız? Şu acıya bakar mısınız? Bir milli mücadele komutanlığı yapılanlara. Bir de hepsi tek tek harf harf elle yazılmış. Evet tabii. Yani şimdi bütün hatıralarını, İstiklal Harbi anılarını. Belgeleri de tabii orada. Belgeleri de 80 koli çuvallarla alıp götürüyorlar Karabekir Paşa'nın. Tabii ki Tayyar Paşa'dan başka bir paşa daha var mı? Acaba bunlar bize suikast mı yapacaklar? Düşünün. Amerika'ya da 80 koli belge gönderdik iade için ama iade etmiyorlar. Tabii bu durumlar Karabekir Paşa'yı çok üzüyor. Gerçekten yani çok büyük bir dram. Gerçi aynı şeyler Mareşal Fevzi Çakmak'a da İnönü tarafından yapıldı. Ankara'da Mareşal Fevzi Çakmak'ın Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün hediye ettiği köşküne İnönü icracı gönderdi. İcra memuru. Düşünebiliyor musunuz? Bir Mareşal'ın evine komşu bunlar. Cumhurbaşkanıyla Mareşal'ın köşkü karşılıklı komşu icracı gönderiyor. Diyor ki bu evi tahliye etsin Mareşal biz burayı. Bu kavganın özü ne hocam özü? Bu kavganın özü. Bu milli mücadeleyi tarifte, izahta anlaşamamak bu şimdi kadar derin bir yakın çevresi uyandırmaz. Hezeyanlara kapılıyor.
Şimdi devamlı İnönü'yü ve Mustafa Kemal'i dolduruşa getiriyorlar. Akşam sofralarında, Çankaya sofralarında. Karabekir bir şekilde devleti ele geçirecek. İdareyi ele geçirecek. Halbuki böyle bir niyeti yok. Karabekir Paşa dünyanın en dürüst adamı. Zaten kavga da işte söylediğimiz gibi Terakki Partiler Fırka Partisi'ni kuruyor. Atatürk'ün kafasına bu kuşkuyu koyuyorlar. Karabekir başlangıçta yapmadığını, Erzurum'da yapmadığını, İstiklal Harbi'nin başlangıcında yapmadığını şimdi yapacak. Halbuki yapsa baştan yapardı zaten. İşin özü budur. Evet. Evet. Evet hocam. Şimdi aslında bunların arasında kara kedi girmesinin sebebi o 23'lerde falan 2. meclis evet. Döneminde din üzerinde bir tartışma var. Evvela Mustafa Kemal Balıkesir'de Zanos Paşa Camii'nde hutbeye çıkıp indiğinde Kazım Karabekir itiraz ediyor. Camileri bu işe sokma. Evet. Yani oraya baktığınız zaman muhafazakarlarla filan hareket etmeyi düşünme diyor. Bu iş ordunun işidir vesaire. Yani dindar ama dini bir siyaset gütmeyen bir adam var. Sonrasında 23'ler filan gelindiği zaman 23-24'lere Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındaki bazı insanların gözde tırnak içinde söyleyeyim. Kılıçeli ve ekibi. Gibi dini tamamen kaldırmak gerektiği noktasında tahşidat yaptıklarını fark ediyor ve istasyonda bu konuda bir tartışmaya da giriyor. Yani işin özeti meclis kürsüsüne de yansıyor bu. Din terakkiye manidir diyorlar. Din ilerlemeye manidir. Bu dinde kalırsak bir adım bile ilerleyemeyiz filan tarzında hezeyanlar Karabekir Paşa'ya çok dokunuyor. Bunun üzerine siyasal İslam değil ama bütün safiyetiyle Müslümanlığı savunan bir konuşma yapıyor. Karabekir Paşa ve Atatürk'ün kafasını bulandırdıklarını bu konuda hele İsmet Paşa'nın 19 Ağustos 1923'te evet. Atatürk, İsmet Paşa ve Latife Hanım tarafından Keçiören'deki evinde ziyaret edilişi esnasında kimse kuşku duymasın Uğur Mumcu'nun kitabından evet. Naklediyorum. Keçiören'deki evde efendim, geçen hadisat. Bu Karabekirci değil, Kemalist bir adamdır biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra Allah'ın rahmeti boldur. Herkese rahmet diliyoruz tabii ki. İsmet Paşa'nın ağzından Karabekir diyor ki şöyle dedi. Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bir inkılabı yapmasak hiçbir zaman yapamayız. Fethi Bey grubunun da bunu onayladığını Fethi Okyar söylüyor ve 1-2-3 madde sayıyor. İslamlık terakkiye manidir evet. Akıllarındaki şey. Arap oğlunun yavelerini Türklere öğretmemeli. Öğretmeli yani Kur'an'ı Türkçeleştirmek suretiyle Türkçeleştirelim de ne mal olduğu anlaşılsın. Camilerde namazda da okutacağını diyor şey yaptı. İma ediyor. İma ediyor. Hocaları toptan kaldırmalı bu da İsmet Paşa'nın ve buna karşı şiddetli bir direnişi simgeliyor. Yani ister istemez muhalefet tarafının lideri oluveriyor zaten. Zaten Karabekir'e ısrar ediyorlar. Rauf Borbay, Ali Fuat Cebesoy, Revent Bele Paşa, Terakkiperver Fırka'nın partinin genel başkanı siz olacaksınız. Aslında Karabekir Paşa'nın böyle bir isteği yok. Bu arada bir şeye atladık Yavuz Hocam. Bu kadar samimiyetten sonra Karabekir'e bu kadar zulüm. İzmir'de Göztepe'de kılınan nikahta, kıyılan nikahta Karabekir Paşa Retifa Üşakizade ile Atatürk'ün nikah şahidi. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar da bir derin samimiyet var. Evet. Paşa ben sana inanıyorum. Benim nikah şahidim de sensin diyor Mustafa Kemal Karabekir Paşa'ya. Buna rağmen Karabekir Paşa'nın iki defa köşkü basılıyor. 80 çuval evrakları götürülüyor. Zulme uğruyor, tutuklanıyor, gadre uğruyor. Ve Kemal Latife Hanım'dan da kısa sürede ayrılıyor zaten. Yani çok da tutmamış. Yalnız tabii ki bu dramatik bir durum. Olmaması gereken şeyler demek ki tarih içerisinde, tarihin akışında böyle bir şey. Bu arada söyleyelim sevgili dostlar, bilmeyenler ya da unutanlar için. Latife Hanım'ın notları, hatıraları 25 yıl sonra
yayınlanacaktı vefatından 25 yıl sonra. Türk Tarih Kurumu, evet. Evet, 25 yıl dolunca bir kampanya yapıldı. Ve o kampanya sürecinde aile istemiyor dendi. Şimdi çift anahtarlı çelik kasalarda saklanıyor. İçinde ne var ne yok birazını belki bilebiliyoruz ama birazını da bilmiyoruz. Okuyanlardan dinlediğimiz kadarını bilebiliyoruz. Artık neyi kimden saklıyoruz yani? Her şeyi artık o zamanın Türk Tarih Kurumu Başkanı da söz vermişti ya, evet, hatırlarsınız. Evet. Kesinlikle dedi. Yani belgeleri yayınlayacak. Sonra geri adım attı. Öyle bir durum oldu ki bir de şöyle bir şey yaptı. Dedi ki şu gün basın toplantısı yapacağız ve basın toplantısıyla Latife Hanım'ın mektuplarını kamuoyuna açacağız artık. Evet. Şimdi o gün basın toplandı. Latife Hanım'ın mektuplarının açılması bekleniyor, açıklanması bekleniyor. Fakat aynı Türk Tarih Kurumu Başkanı dedi ki maalesef açamıyoruz. Aile buna izin vermiyor. Ya böyle bir şey. Hani şimdi mesela şu anda ülkemizin üzerinde Ermeni tehciri ya da işte onlar soykırım diyorlar. Bununla alakalı iddialar var. Diyorlar ki Türkler belgeleri saklıyor. Efendim işte gerçek belgeleri ortaya çıkarmıyor, imha ediyor. Şimdi bilmem neyin aklına karpuz kabuğu düşürüyorsun. Yani sen bir hanımefendinin 90 yıl önceki notlarını açıklayamazken Ermeni belgeleri nasıl açıklayacak? Üstelik de tarihin birinci şimdi, derecede şahidi. Yani Latif bunu vardı. saklayan onu haydi haydi saklar diye düşünecek ister istemez. Bir tuhaf durum yok mu ya? Şimdi hanedan temsilcileri var öyle değil mi? Osmanlı, evet, hanedanı temsilcileri. İşte Sultan Abdülhamid'in torununun torunu falan bir şekilde var. Şimdi bunlar mahkemeye başvursalar ve deseler ki Abdülhamit dönemini tarihe yazmayacaksınız. Ha. Biz istemiyoruz ya da Abdülaziz dönemini yazmayacaksınız ya da Osmanlı bizim ailemizdir. O bir aile tarihidir. Bahsetmenizi istemiyoruz. Selçuklu'dan Cumhuriyet'e geçin. Nasıl bir durum olur? Nasıl bir absürt iş olur? Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü? Bu milletin tarihidir. Latife Hanım Çankaya'ya ayak attığı günden beri tırnak içinde söylüyorum millidir. Artık kendisi değildir. O zaman onun notları milletin elinde olmak zorundadır. Şimdi böyle ama çapraşık işte bir şey yapılabilir mi? Aile istemiyor. Bu Yavuz Bahadıroğlu'nun tarihi mi? Aile istemiyor. Çankaya'nın nikahsız leydisi var. Devlet adamının özel hayatı yok arkadaş. Devlet adamı devletin malıdır. Milletin malıdır. Bütün attığı adımlar milletin yani malı. Sadece uluslararası manada yani bir ülkenin uluslararası ilişkilerini zedeleyecek, etkileyecek bu belgelere belli bir süre şey yapılır. Ama onun dışında ya işte o ona Kemal demiş, o ona bilmem şunu demiş, bunu demiş. Yavuz yani hocam, bunlar tarihin konusu olmalı. Şimdi ben Atatürk İnönü kavgasında bunu yazdım. Gelirken de Samet kardeşime rejiye verdim. Altı baskı. Çankaya'nın nikahsız leydisi de var. Şimdi ulusalcılar bunu teğet geçiyor. Kardeşim, Hicre Hanım mı? Devlet adamlarının hayatları hiçbir zaman saklanılmaz. Bu tarzdaki şeyler tamam. Onun üzerine o tarzda ya artık saklayacak bir şey de yok. Yani evet. Vefat etmiş insanlar. Bakın bütün dünyayı ilgilendiren CIA raporları 25 sene sonra yayınlanır. İngiltere'de yayınlanır. Amerika'da yayınlanır. Ama bizde ila nihaya bu nasıl bir şeydir ya? Ya özel hayatta tamam, tamamen özel hayata yani kapıları yok, kapadıktan çok özelse, sonraki hayat ayrı bir şey. Kimseyi ilgilendirmez ama. Ama sofrada ne konuşuluyordu? Latife Hanım neye şahit oldu? Niye o kadar kızdı? Bunlara öğrenmeye hakkımız var. Bu milleti 70 yıl kandırdılar. Evladı manevi dediler. Şimdi bir defa evladı mani olması bir profesörün, bir tarih kurumu başkanının hiç mümkün değil. Onu söylemek istiyorum. Evladı maneviye bir defa gariban kalan kişidir. Yok olan kişidir. O zaten manevi evlatlar hikayesi. O Hüsrev Gereden'in baştan beri ele alınması. Hüsrev Gereden'in hatıralarını okusunlar. Orada gerekenler söyleniyor. Biz ona girmeyelim şimdi. Ben buranın Frost Lady'siyim zaten. Diyordu da. Şimdi onlar da benim için önemli, evet, değil ama Latife Hanım'ın yani nikahlık karısının notları önemlidir bizim için. Öbür taraftan Fikriye Hanım'ın
ölmesi önemlidir. Önemlidir tabii. Nasıl oldu? Zehra Hanım'ın trenden atladı raporunun bağlanması önemlidir. O da başka bir manevi evlattır. Bunların üzerinde ha, durulur durulmaz. Ama en azından meraklıları için o arşivlerin açılması lazım. Yani isteyen o belgelere ulaşabilsin. Bu kimseyi de küçültmez. Yaşanmış, hiçbir zaman olmuş, bitmiş. Ya biz devlet hayatıyla ilgileniyoruz tamam da bunlar da işte ayrılmaz bir bütün. Şimdi hocam blok gidiyoruz. Ermeni meselesine girmedik hiç. Ermeni meselesine girmedik. Ermeni meselesinden önce bir sürü meselemiz var. Karabekir dediğiniz zaman. Şimdi Kazım Karabekir dindar bir insandır böyle aldığı. Muhafazakar zaman, bir insan. Muhafazakar bir insandır. Mareşal de dindar bir insandır namazında. Elinden Kur'an-ı Kerim'i düşünmeyen. Düşürmeyen. Ben abdest suyu döktüm bana dua etti diyen bir sürü şahit tanıdım şimdi. Ama Kazım Karabekir'e dokunuluyor. Mareşal'e dokunulmuyor mesela. Ama Mareşal'e de İnönü dokundu hocam şöyle. Ha sonra çok sonra. Şimdi, Atatürk döneminde gözdedir. Görevden aldı. 22 yıllık Genelkurmay Başkanlığı yaptı 1944'te. Sessiz sedasız Mareşal'e hiç haber vermeden halbuki Mareşal olmasa İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilemezdi. Evet. Küçük çapta bir junta uyguladı. Vefa borcunu ödemiş işte ne güzel. Küçük çapta Mareşal bir junta uyguladı ve İsmet İnönü'yü Pembe Köşk'ten evinden aldı. Meclistekilere baskı kurarak İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçtirdi. İkinci. Hem de Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra 11 Kasım tarihinde. Cenaze kalkmadan, cenaze 19 Kasım'da kalkıyor, 20 Kasım'da İstanbul'dan Ankara etnografiye getiriliyor. Yani Mareşal'ın İsmet İnönü'nün üzerinde çok büyük hakkı vardır. Hakkı olmasına rağmen Mareşal'a derdest etti. Hiç haber vermeden efendim az önce söylemiştik onu biraz yarı kaldı. Çankaya'daki evin icra memurları götürüyor. Mareşal Fevzi Çakmak diyor ki burası bana Gazi'nin hediyesi Mustafa Kemal'in. İnönü'nün tapudan haberi yok. Karşılıklı komşular Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı tapuyu icra memurlarının önüne atıyor. Diyorlar ki İsmet İnönü'ye icra memurları gidiyorlar efendim. Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Mareşal'e bunu 20 yıl önce bu köşke hediye etmiş. O nedenle icra yapamıyoruz. Zulmü düşünebiliyor musunuz? Aynı zulmü Karabekir de görmüş, Mareşal de görmüş. Bu ülkeye zafer kazandıran kumandanlar. Ve 22 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan Fevzi Çakmak kirada oturdu. Evet, İstanbul'a taşındı. Evi yoktu. Kendine ait bir evi yoktu. İstanbul'da da kirada oturdu. Bu da ayıp olarak Cumhuriyet'e yeter. Yani şimdi dürüst insan böyle ama İnönü'nün Taksim'deki mezarlığı nasıl parselleyip orada oğluna bir apartman diktiğini. Rıza Temelli'ye. Yani bunların hepsi ayrıca konuşulacak ama bugün İnönü konumuz belki değil. Belki konumuz yani, o değil ama mesela Mareşal'ın ölümünde Zehra Bildir ablamıza Şenolur Dağlar Türküsü'nü çaldırıyorlar İstanbul Radyosu'ndan. Evet. 10 Nisan'da vefatında. Şimdi ya böyle bir şey olmaz aynı ki. Aynı şeyi Mehmet Akif'e yapıyorlar. Yani Şenolur Dağlar Türküsü'nü Zehra Bildir zorunlu okuyor. Şimdi evet bir süremiz daha. Şimdi şunu evet Mustafa Bey sizin şimdi bir şey. Şimdi o din konusunda bir vurgunuz oldu. Ben de biraz onun üzerinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Kazım Karabekir Mehmet Akif. Gazete küpürü ne onu merak ettim. Bu Karabekir'in Gürbüzler Ordusu. Bu Milliyet Gazetesi'nde vaktiyle böyle bir manşet yapılmış. Hmm. Bu sokaklardan topladığı Erzurum'da, Sarıkamış'ta, Erzincan'da sokaklardan topladığı kimsesiz çocukları. Kimsesiz çocukları yetiştirip bu şekilde küçük gençlerden oluşan bir ordu kuruyor. Ve bunlar daha sonra gidip Harbiye'de şurada burada okuyorlar. Önemli insanlar haline geliyorlar. Fakat bunlarda tabii şöyle bir yanlış algı var. Bunlar Ermeni çocuklarıydı. Onları alıp orduya soktu. İşte Karabekir'in bu hatası falan deniliyor. Böyle bir şey de mevzu bahis değil. Nitekim o ünlü bir onların resimleri bende vardı. Aslanlı bir fotoğrafı var. Posteri var daha doğrusu. Onun altında Trabzon'daki Ermeni yurdunda kalan Ermeni çocuklar onu yapıp gönderiyorlar. Bir resim yapıp yolluyorlar. Yani Ermeni çocuklarını da topluyor doğru fakat onları alıp Türk
Müslümanlaştırıp şey yapmıyor. Onları Trabzon'daki Ermeni yetimhanesine gönderiyor. Müslüman ve Türk olduğunu bildiği çocukları alıp... Çoğu da asker oluyor zaten ama. Ordusuna. Bunların mektupları var, bilmem şunlar var, bunlar var. O ayrı. Şimdi benim 1920-23 arasında bir farklılık olmadığını düşündüğüm bu dönemde mesela Mehmet Akif'in Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşma. Şimdi bu konuşmada diyor ki ey cemaati Müslümin, işte bugün bizden istedikleri ne filan vilayet, ne filan sancaktır. Hayatımızı, saltanatımızı, devletimizdir, hilafetimizi, dinimizdir, imanımızdır. Yani işgalcilerin sevrile istedikleri saltanatımız, devletimiz, hilafetimiz, dinimiz, imanımız. Peki, Kazım Karabekir 25 Kasım 1923 Pazar günü not defterine neyi düşüyor? Diyor ki, terakki aleminin bu kuvveti tekamülünü alalım. Fakat en yüce kaleler yıkılır, yıkılmayan bu muazzam abidelerin kutsi sayesinde, gölgesinde sarabetkar yani sağlam olalım. Bu muazzam abideler dediği camileri kastediyor. Camilerin semalara fışkıran nurlu minarelerinden saçılan ilahi sesler samimiyet bağımız olsun. Evet. Bunu söylüyor. Peki Mustafa Kemal ne diyor? Balıkesir hutbesinde az önce bahsedildi. O da şunu söylüyor. 7 Şubat 1923. Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara hakayıkı, hakikatleri tebliğe memur ve resul olmuştur. İnsanlara feyz-i ruhi, ruhi feyiz vermiş olan dinimiz son dindir. Yani onların ekmel arasında dindir. Bir ihtilaf yok. Şimdi 1923 orada Şubat'ına kadar yok. Milli mücadele kazanıldıktan şimdi, sonra. Evet, kazanılıyor ama sürede Lozan sürecinde hafif bunlar devam ediyor. Şimdi Mustafa Kemal, milli mücadeleden sonra Mustafa Bey sanki dine ihtiyaç kalmamış gibi bir tavır takındığını görüyoruz. Cumhuriyete yaklaştığımız tarihlerde evet. Artık bu olacak. Yani Mustafa Kemal 7 Şubat 1923'te bir hoca nasıl konuşursa, bir Elmalı Hamdi Yazır, bir Bediüzzaman Said Nursi, bir Mehmet Akif nasıl konuşursa öyle konuşuyor ve Peygamber Efendimiz'den, peygamber demiyor, 1931'deki kitapta ne diyor? Muhammed. Sadece Muhammed diyor orada. Muhammed diyor de, ama burada Hicaz peygamber. Ne diyor? Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri diyor. İşte onu Resul-i Zişan Efendimiz diyor şimdi evet. Bunlar. Peki ne oldu? Burada samimi olanlar dönmedi yolunda. Karabekir dönmedi. Başına bu işler geldi. Mehmet Akif dönmedi. Türkiye'de kalamaz halde. Ama Mustafa Kemal döndü. Bu ifadelerinden döndü. Ondan sonra bir daha ne Allah dedi ne Muhammed dedi. Dese bile eleştirmek için yahut küçümsemek için bunları kullandı. Ve 1937 yılının meclis açılış konuşmasında gökten indiği sanılan kitaplar ifadesini kullanarak vahyi tamamen inkar etti. Ben burada şunu soruyorum Kemalist dostlarımıza. Hangisinde samimiydi? Resul-i Zişan Efendimiz ifadesinde mi samimiydi? Gökten indiği sanılan kitaplar ifadesinde mi samimi? Çünkü dinimiz diyor, akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor, uyuyor. Eğer akla, mantığa ve hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, uymasaydı, bununla diğer tabiat kanunları arasında tezat olması icap ederdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan da Allah'tır. Yani söylediği şey şu, Kur'an'ı Allah yarattı, tabiatı da Allah yarattı. İkisini yaratan da aynı zat olduğuna göre ikisinin arasında çelişki olması mümkün mü? Değil. Şimdi bakın buradaki muhakemeye bakın. Ama 1923'ten sonra, özellikle 24'ten sonra, hilafetin kaldırılmasından sonra Mustafa Kemal tamamen bu eski görüşlerini terk edecek ve başka bir şekilde. Ama Karabekir işte buna isyan ediyor. Diyor ki biz bu ruhla başladık. 23'e kadar bu ruhla geldik. Akif'in ruhuyla, Bediüzzaman'ın ruhuyla yola çıkıldı. Efendim ama bir yerden sonra bu kopuş başladı. Bu kopuş işte Karabekir'i idam sehpasının önüne götürecek.
Mehmet Akif'i ülkeyi terk etmek zorunda bırakacak. Bediüzzaman'ı hapislerde çürütecek. Yıllar yılı bu mücadele böyle devam edecek. Dolayısıyla burada değişen Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet'in kurulması bir dönüm noktasıdır. Ve bu değişimi eğer inkılap tarihçileri izah etmeyecekse neyi izah edecekler? Neyi izah edecekler? Evet. Neyi izah edecekler? Aynen öyle. Resulü Zişan Efendimiz... Ermeni meselesi dedik ya az önce Mustafa Alman kardeşim o hani gösterdi de o çocukları. Ben de o Ermeni çocuklarının Karabekir Kültür Merkezi'nden daha önce vakıf kurulmadan önce temin etmiştim. Böyle büyük geniş fotoğrafları var. Karabekir Paşa Ermeni çocuklarının hepsini giydiriyor düzenli bir şekilde. Şimdi hani tehcirden sonra soykırım diyorlar ya bu Ermeniler. Sanki Rusya onlara 100 yıldır soykırım yapmamış gibi 90'lı yıllarda devlet olma yetkisini verdi. Hep soykırımla sadece tehciri değil işte Karabekir efendim bizi mahvetti. Karabekir'in anılarına bakıyorum. Ben Ermenilerin askerlerini, ordularını mahvettim. Hanımlarına, çocuklarına asla dokunmadım. Ve çocuklarını Trabzon yetimhanesine gönderdim diyor. Hakikaten böyle büyük bir kalabalık çocukların resimleri çekilmiş. Ve çocukları Trabzon yetimhanesine gönderiyor. Karabekir Paşa. Hani bizim Türk çocuklarından, Müslüman çocuklarından ayrılsınlar. Fakat onlar da ileride bir zulüm gördü, bir kıyım gördü demesinler diye. Şimdi ben burada işte efendim bu soykırımcılara söylüyorum. Avrupa'ya gidiyorlar, belgeler gösteriyorlar. Karabekir Paşa'nın o çocukların resimlerini alsınlar. Ermeni yetimhanesine o çocukları nasıl gönderdiğini, onlara nasıl şefkatle baktırdığını, hiçbir zaman zulüm görmediklerini bir şekilde Avrupa'ya anlatsınlar. Anlatsınlar ki soykırım diye bir şey olmadığını da bu millet artık ispatlasın. Biz de bu konudan aradan 100 yıl geçtikten sonra beraat edelim. Hakikaten öyle analarında söylüyor. Ben askerim, ben bir kumandanım. Onların çocuklarına, hanımlarına dokunamam. Dokunmadım da ama bu bir savaş hali. Ordularını mahvettim diyor. İnkar etmiyor. Ben onların ordularını mahvetmeseydim bugün Doğu Anadolu'nun tamamı Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van hepsi Ermenilerin olacak. Kavgada yumruk sayılmaz yani. Evet. Ordularını şimdi, mahvettim diyor. Sait bir şey soruyor. Bu milli mücadele paşaları arasında mason var mıydı diye. Ah pardon girelim o konuya. O konuyu da zaten ben şu elinizdeki kitapta İhtisas sahalarından birisi diyor. Mason komutanlar. Elinizdeki kitapta var. Karabekir Paşa'nın evet. Mason olmadığını orada geniş detaylarla anlattım. Evet. Mason olmadığı gibi bir de masonluğa hücum eden iddiaçılara karşı çıkan bir komutan. Biz dergimizin kapağında da onu getirdik. Yani masonluğun Osmanlı'nın yıkılışında nasıl büyük bir rol oynadığını ortaya koyan ve masonluğa şimdi en şiddetli hücum eden bir Tuncar Tuncu diye birisi. Bir öğretim üyesi vardı Gazi Üniversitesi'nde. Bundan 10 yıl önce benimle aynı yayın evinde kitapları çıkıyordu. O hocayla birbirimize girdik. Hiç yapmadığım şey. Siz nasıl olur da Karabekir Paşa'ya mason dersiniz dedim. Kitabınızda bunu yazarsınız. Efendim sen nereden biliyorsun? Kardeşim dedim. Ben bunu Karabekir Paşa'nın kızları hayatta kendilerine defalarca sordum. Babanız mason mu değil mi? Kendileri de buradan beni duyuyorlardır. Karabekir Paşa'nın kızları. Bana gerek Hayat Hanım gerekse Timsal Hanım. Biz masonluğun ne demek olduğunu bilmeyiz. Evimizde de böyle şey konuşulmazdı. Şimdi bazı sosyalist yazarlara, efendim bir yerlerden araştırma yapmadan alıntı yapanlara soruyorum. Kitaplarınızda masonluğu bilmeden Karabekir Paşa masondu diyorsunuz. Şimdi masonlar ne kadar gizli bir kuruluş olsa da reklamı çok severler. Eğer Karabekir Paşa gerçekten mason olsaydı lojasını söylerlerdi. Loja söyleyemiyorsunuz. Loja söyleyemiyorsanız bir büyük komutanı nasıl mason yapıyorsunuz? Bundan hiç utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Evet. Olur mu böyle bir şey? İnsanın içi azıyor. İftiranın reyting yapmak uğruna bu kadar kötüsü olamaz. Karabekir Paşa mason değildir. Ama eğer Kazımları karıştırıyorsanız buradan ben söyleyeyim. İnönü'nün mutat adamı meclis başkanlığı yapmış Kazım Özalp Paşa mason kere masondur. Eğer Kazım Özalp'la Kazım Karabekir'i karıştırıyorsanız ona bir şey diyemem. Fakat İkide bir de canım ya. Alıntı ona yaparak
ikide bir de alıntı yaparak Kazım Karabekir Paşa mason derseniz olmaz. Zaten Kazım Özal Paşa masonun hasıdır. 33 derece evet. Üstad masondur. Fakat Kazım Karabekir Paşa'da böyle bir şey yoktur. Bu konuda rahatım. Zaten Mason Komutanlar kitabım ama bundan 6 yıl önce tamam. Onu yazdım hocam. Eyvallah. Şimdi bu Milliyet Gazetesi'ne yazdıkları makalelerden biraz söz edelim mi? Buyurun Mustafa kardeşime de söz verelim. Biz fazla söz aldık, haksızlık ettik. Ha. 33 yılında şimdi... Evvela bir malumat verelim. Siirt Milletvekili Mahmut Soydan. Bey. Gazetenin ve Atatürk'ün Soydan, yanında evet. Bir milletvekilidir. Millici imzasıyla Ankara'dan mektuplar falan diye yazılar yazılıyor. Falih Rıfkı diyorlar, Mazhar Bey diyorlar, Mazhar Fuat Falih onu Rıfkı yazan Atay. Fakat Mustafa Kemal'in yazdırdığı biliniyor. Karabekir'i doğrudan hedef alan ifadeler var. Ve Karabekir de şey yapıyor, cevap veriyor. Cevabı burada. Ben kitabıma koymuştum o ilk verdiği cevap. Şimdi onu bir özetler misiniz? Burada Milliyet Gazetesi, o zaman Mahmut Soydan soyadını alacak olan Siirt mebusunda onun kurduğu bir gazete. Şimdi bu gazetede Kazım İstiklal Savaşı'nın diğer komutanlarının olduğu gibi Kazım Karabekir'e de bir sataşma oluyor. İşte böyle çocuklara ne yapsın adam? Evinde oturuyor. Bir siyasi bir şey de yapamıyor ve oturuyor çocukların söyleyebileceği şarkılı ibret. Şarkılı ibret şey yazma yazıyor. Diyorlar. Bir oyun yazıyor yani ve hani eğitime hiç değilse bir katkım olsun falan diye. Bir de çocukları da çok önemseyen birisi. Onun kadar önemseyen bir ikinci isim de yok o kendi yok kuşağı içerisinde. Şimdi bu diyor dalga geçiyorlar. Yani o otursun şarkılı ibret yazsın falan filan diye. Bunun üzerine Karabekir bunu ciddiye alıyor ve az önce fotoğrafını gösterdiğim o mektubu gönderiyor. Diyor ki bizimle madem benimle uğraşıyorsunuz ben de bunun cevabını vereyim ve oturuyor. Milli mücadeleyi ben başlattım mealinde bir açıklama. Bunun da belgelerini koyuyor. Mustafa Kemal'i ben Şişli'deki evinde ziyaret ettim. Kendisine gel Anadolu'ya gidelim dedim. Bu da bir fikirdir dedi. Sen bir git bakalım dedi. O sırada İstanbul'da onun bakan olma gibi niyetleri var. İsmet Paşa'ya gittim. Şu tarihte işte abimin evinde buluştuk. İşte kendisine söylediğim şey doğuya tayinini çıkart. Gidelim doğuda bölünmemiş, teslim olmamış en kuvvetli ordumuz orada, kol ordumuz. Bunun başına geçelim, oradan milli mücadeleyi batıya doğru başlatalım dedim diyor. İsmet bana şunu söyledi. Biraz paran varsa gel paralarımızı birleştirelim ve bir çiftlik alalım. Bu çiftlikte sen Kazım Ağaoğlu, ben İsmet Ağaoğlu'yum. Bu memleket kurtulmaz. Bu memleketin kurtulma ümidi kalmadı dedi diyor. Bunları belgeleriyle ortaya koyuyor. Fakat ertesi gün yine kendisine cevap veriyor. Yani bu yayınlanıyor Milliyet Gazetesi'nde. 1933 yılı, Cumhuriyet'in de 10. yılı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, İnönü Başbakan, Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı, yani herkesin en güçlü olduğu zaman. Şimdi Mustafa Bey çok bu, dümdüz bir anlatımı var kendi el yazısından. Okuyayım. Mesela diyor ki sayfa 37'de 7. ordu hakkında söylenen yalandır. Bu kadar sert ifadeler evet, ve emin ifadeler kullanıyor. Evet. Şimdi o Mustafa Kemal'in el yazısı mı şeyin mi? Karabekir'in el yazısı mı? Bu Mustafa Kemal'in el yazısı. Mustafa Kemal ona cevap veriyor. Mustafa Kemal'in cevabı. Ha, ona veriyor. O da yani 7. Ordu ile ilgili. Çok sert bir üslupta gelişiyor. 7. Ordu ile ilgili iddiaları da var tabii ki. Yani onun Filistin, Suriye hezimetini Mustafa Kemal'in biraz ima eden şeyler söylüyor. Hmm. İşte o yalandır falan diye reddediyor. Yani beyinsiz diyor, bilmem ne diyor Karabekir'e. Şimdi bunları da bizim görmemiz lazım. Şimdi o dolayısıyla o cümlemi tamamlayayım. Bir anda zihnimde dağıldı. Şimdi bunun üzerine tekrar burada cevaplar veriliyor. Kendisi bir mektup milli daha yazıyor. Milli mücadele üzerine bir tartışma. Ve 6 mektubu orada yayınlanıyor. Bu 6 mektubun arkasından yine kendisine cevap veriliyor.
Hatta Ruşen Eşref'i çok kötü morartıyor orada. O bir şeyi söylemeye kalkıyor. Evet. Yedinci mektubu yolluyor. Yedinci mektup yukarıdan gelen emirle yayınlanmıyor. Yayınlanmayınca diyor ki ben bunu ne yapayım? Kendi cebinden para verip götürüp işte Sinan Omur'un matbaasında bunu kendi parasıyla 10 forma olarak yayınlıyor. Tam kitap basılıyor. Matbaadan piyasaya verileceği gün kitap gece bir itfaiye aracı getirilerek yükleniyor 3000 adet kitap. Ve bu kitaplar Süleyman Bey'in dediği gibi Bakırköy tarafında kireç ocaklarında yakılıyor. Fakat birkaç nüshası her nasılsa kalmış. Bir tanesi de zannediyorum Cemal Kutay'daydı bunun. Çünkü kendisi bazı neşriyatında kullandı bu kitaptan, orijinal baskıdan. Bu da orijinal baskı değil tabii. 51 baskısı ama evet. Karşılaştırdım. Bunda da bazı farklılıklar var. Dolayısıyla bu kitabı kendi cebinden parasıyla bastırdığı bu kitabı yakılıyor ve tek hatırat olan o zamana kadar İstiklal Savaşı ile ilgili yayınlanmış nutuk dışında tek hatırat olan bu kitap da ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla Kazım Karabekir burada görevini yapmış oluyor aslında. Neden? Çünkü herkesin en güçlü olduğu zamanda hatıralarını yazıyor. Evet. Yani diyelim ki Atatürk öldükten sonra Ali Fuat Cebesoy gibi 1951'de hatırat yazmak kolay. Menderes gelmiş, artık ortalık rahatlamış. 1951'de, ama yayınlatamıyor, yazıyor 52'de, da. 54'te yazıyorsun ama Karabekir'in yaptığı iş çok önemli. Herkesin en güçlü olduğu zaman 10. yıl, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı bir dönemde kalkıp milli mücadele öyle olmadı, böyle oldu. Sizin anlattığınız şekilde evet. değil, bu şekilde oldu şeklinde çıkışını yapıyor ve tarihe bu şekilde geçiyor. Size sözü verince çok önemli. Bitiriyoruz Mustafa Bey. Bir şey yapayım, bir şiir okuyayım bari şeyde. Karabekir'in böyle çok enteresan bir şiir tekniği de. Şiir okuyan içeriye atıyorlar biliyorsun. Ama dert değil, sonra Cumhurbaşkanı. Değil de. Var mı Cumhurbaşkanı olma? Ucunda varsa okuyayım. Şimdi şöyle diyor. Bunların hepsi aslında toplanıp Karabekir'in şiirleri diye bir kitapta toplanmalı, yayınlanmalı. İnşallah bu 2018'de şiir artık. Şiir kitabı var çok eski ama sizde yok galiba herhalde. Var ama bunlar, bu yok mesela orada. Şöyle diyor. Sende kuvvet varsa bende de hakikat var. Kuvvet sistir kalkar. Hakikat güneştir doğar. Ben korkmam kuvvetten. Sen de korkma hakikatten. Ondan korkanlar ayrılamaz zulüm ve zulmetten. Halbuki kimde hakikat gördünse sen ondan çok korktun. Tevkifler yaptın, evleri bastın. Neydi kastın? Çok insan astın. Fena değil yani şiir olarak. Evet. Bu açıkça Mustafa Kemal'e meydan okuyor yani burada. Lamıcımı yok. Neydi kastın? Çok insan astın. Tevkif olundum, köşküm basıldı. 4 çuval evrakım da alındı. 3000 kitabım gece yakıldı. Yıllarca peşime hafiye takıldı. Fakat gördün ki hiç korkmam ben. Niçin ya hala sen korkuyorsun hakikatten? Evet. Yani böyle de bir... Öylece onu bitirelim. İnsan. Teşekkürler. Süleyman Bey son sözlerinizi alıyor. Son söz. Mustafa Armağan kardeşim Milliyet gazetesine Mahmut Siirti'ye karşılıklı Kazım Karabekir Paşa'nın yazışmalarını detaylı bir şekilde anlattı. Mahmut Siirti'ye Milliyet gazetesinin sahibi ve başyazarına Kazım Karabekir Paşa beni şarkılı İbretle itham edeceğine, çocuklara olan şefkatimdendir bu. Fakat milli mücadeleyi nasıl başlattığımdan bahset. Mahmut Siirti ondan sonra tabii ki Gazi'den alınan bir cevapla Milliyet'e manşet yapıyor. O akıl doktorlarına havale ediyorlar Kazım Karabekir Paşa'ya. Kazım Karabekir Paşa da gerek Mustafa Kemal'e gerek Mahmut Siirti'ye Milliyet gazetesinin sahibine cevabını veriyor. Beni akıl doktorlarına havale eden o baş beni öldürün dedi. Evet. Bu Kazım Karabekir'in anılarında var. Evet.
onu öldürün. Bu kadar. Yani birkaç doğru. Serger de sevindi falan diyor. Evet. Evet. Onu öldürün. Efendim Süleyman Yeşilyurt hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan teşrif ettiler. Mustafa Bey teşekkürler. Rica ederim. Paşamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah Türkiye'nin yolunu açık etsin. Sıkıntı günlerden geçiyoruz. Zaten bir şiirinin sonu da rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın ideal millet çıkacak elbet diye İnşallah. Bitiyor. Biz de onu o sözlerle bitirelim. Bu arada sevgili dostlar gelen pek çok soru vardı. Zaman ayıramadık. Seyfi Övünç, Şaban Aktürk, Murat Can, Emre Çelik, Yavuz, Fuat Gürel vesaire. İnşallah bir ilk sayımızı bir zamanda, hediye edeceğiz işlerinden birisine. Evet. İşlerinizden birine ilk kaç tane, kaç kişiye? Kaç kişi diyorsanız. Artık hepsine mi verelim? Burada kaç kişiye verelim? Hepsine verelim. Yani o evet, hepsine verelim birer tanıya varsa stokunuzda. Belki dergiye abone olurlar. Evet, belki abone olurlar. Efendim, sürçülisan ettikse affola diyelim. Bu oturum burada bitiyor. Haftaya başka bir konuda belki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konuşuruz. İbrettir. Bir devletin nasıl kurulduğu, hangi hedef çerçevesinde kurulduğu. Belki başka bir mevzu alırız. O zamana kadar Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet. Hoşça kalın.